Selamlar herkese. Hello. Merhabalar, Selam Utku. merhabalar. Dur. Selamlar güzel herkese. Nasılsınız? Bugün yayın günümüz değildi ama bir sürpriz yaptık, bakalım beğenecek misiniz? Aynen, sürprizim Tuna oldu Bey de vallahi. burada. Evet, tamamen onun fikri, tamamen onun puşlaması. Bu yayın serisi tamamen onun eseri. Yok canım. Ya yani mevzu şey. Hazır Diablo 2 Resurrected geliyor. O zaman Diablo 1'den bir tane başlamak lazım. Tek başıma oynayacağım ama sizlerle oynarım dedim. Böyle arka tarafta. Güzel böyle bir yolculuk olacağını ümit ediyorum. Yani Diablo'ya böyle uzak olan arkadaşları da çekelim yavaş yavaş bence. Güzel ortam burası. Ay ya Hello. abi, bir şey söyleyeyim mi? Şu an şöyle bir girizgah yapıyorum ama süper heyecanlıyım. Süper elim ayağıma dolaşmış durumda. Yani Sıkıntı yok abi. yo, böyle şey, yani mutluluk, yani heyecan, hype heyecanı. okların daim olsun kardeşim ne diyor? Hedefini vursun hepsi arka tarafta. Eyvallah abi. Eda makyajsız çıkmış desem ben içer miyim? Ben de bakıyorum. Şimdi bir yandan da bu yayın setup'ını yeni hazırladım. Lan diyorum, bir yerde Eda'yı mı unuttum diyorum. Bakıyorum, Allah Allah diyorum, ekranda Eda yok. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Valla çok teşekkürler bu arada çağrıma cevap verdiğin için. Böyle gerçekten çok istiyordum Diablo'ya tekrar geri dönmek. Bir de böyle işte Diablo 2'nin de gazı var ya şu an üstümde. Evet, Bayağı ama hayvan şey gibi değil mi? hoşuma gitti. Abi Diablo 4'ün gazı değil mi? Diablo 2'nin gazı o. Evet Diablo 2'nin gazı. Çünkü Diablo 4 daha beni şey, yani şey konusuna gelmedi. Hani Diablo 2'den şu güzel özelliklerini aldık da bak Diablo 2 tadında Diablo 3 oynatacağız size demedi ya da o yüzden ben onu bekliyorum bir yandan da. Abinin Peki sesi mi benim patlıyormuş? Şöyle yapsam. hemen kısayım biraz ben de mikrofonu kısabilirim bu arada. Yo, Heyecanla şöyle böyle bağırıp %100'e çağırıp duruyorum. çektim. Herkes de gördü çektiğimi. Şimdi Şimdi nasıl? nasıl? Şöyle Bir yapayım. konuş abi. Hello, hello. Hello, hello. İyi mi? Yo, Dedi de normal içiyorsun diyor. muhabbete Ha, devam edelim. Ancak öyle anlayabiliriz. dinlersin. Aynen yolda arka tarafta çözeriz ya. Çözeriz onların hepsini. Of çok heyecanlı ya. Abi böyle o kadar çok hikayem var ki Diablo 1 ile ilgili. Yani böyle hem gençliğime bir anacağım. İzleyen sonra da izleyecek olan arkadaşlar için de şeyi görmelerini istiyorum böyle. Yani bana bu oyun nasıl beni oyun tasarımcısı yapmaya itti onu anlatmak istiyorum yolda. Valla Böyle çok bambaşka. mükemmel olur yani o hikayeyi de dinlersem. Çünkü yarım kaldı, biliyor musun o? Senin Diablo 1 serini ben baştan aşağı izledim bu arada. Orada yarım kaldı o hikaye. Tabii ya çok ya böyle bazı yerlere atlıyorum. Şöyle hangi videoyu ne zaman çektim, nasıl yaptım falan. Diablo oynarken biraz şuursuzlaşıyorum tabii. O da ayrı bir etken. Elim ayağım benim de dolanıyor bakma birbirine. Ya bu, hak Çünkü... verirsin. Bence Diablo serisinin en zor oyununu oynayacağız şu anda. Tabii, çok zor. Yani hata affetmeyen bir versiyonu bu. Yani şöyle öldün, itemlar aşağıda kaldı. Öldün, itemlar gold'lar aşağıda kaldı. Öldün, elinde hiçbir şey kalmadı. Haydi bakayım. Ya Ondan o sonra yüzden böyle o muhabbet sırasında bocalama, işte bir şeylerin kaçması falan çok olağan olacak gibi duruyor. tabii, aynen öyle. Neyse, Tristram kasabasına hoş geldiniz diyerek böyle birazcık yürüyelim, değil mi? Eski günlere şey olarak. Yani şimdi bu, ben ilk defa biliyorsun abi, sen de dün akşam hani konuştuk, GOG'la tanıştım sayende. Böyle bir retro oyun platformu olduğunu öğrendim. Ben normalde hep modlanmış oyun üzerinde oynuyordum ve biraz daha değişik de onun şeyi, bakış açısı, işte options seçenekleri, burada öyle bir görsel bir şey yok galiba. Yok yok bu bayağı klasik yani standart Evet. gerçek Diablo experience bu. Yani hani hakiki Diablo experience diyebilirim buna. Şey çok enteresan. Ben ilk Game Design dokümanını okuduğumda Diablo'nun şey çok şaşırmıştım. Adamlar böyle şey bir yıllık bir development timeline planlamışlar. Yani ilk geliştirme sürecini bir yılda tamamlayacağız diye. Ve içerideki hareketler yani adamların gittiği bütün bu yürümeler falan vesaire arka tarafta bir FPS counter üzerinden devam ediyor. Yani senin her bir atağın aslında arka taraftaki oyunun FPS'i üzerine hesaplanıyor. Saldırdın, saldıramadın vesaire. Böyle çok Aa. enteresan bir yapısı var hatta dönemine göre baktığınızda. Böyle o hani gerçek zamanlı etkileşimi işte bu soru bunu multiplayer'a entegre ederken bayağı bir uğraşmışlar etmişler. Dönemine göre derken Ama abi ne, yani tam şey 93 müydü? 94 mü? 96, 96 yılı 96. release'i. Evet, 95'in orta çeyreğinde ben demosunu oynadım abi bunun. Oo. Ve bir ekran kartım vardı. Daha böyle 200 MMX makineye yeni geçmiştim. Celeron sonrası makineydi hatta yanlış hatırlamıyorsam.
ya da Celeron makine, hatırlamıyorum tam şeyini. Şöyle söyleyeyim, bir tane ekran kartı CD'si var. Ekran kartının içerisinde böyle 3 boyutlu bir dünya yaratmışlar. Ve sen odalardan giriyorsun, programları öyle indiriyorsun. Yani interaktif bir arayüz tasarlanmış. Neyse, döndüm dolaştım. Tabii daha İngilizce yeni öğreniyoruz falan bilmem ne. Baktım orada Games diye bir şey var. Bu da nedir? Kapıyı açıyorsun. Bir kapı, iki kapıyı açıldı. Sağdaki mi, soldaki mi? Ben de Universal Rule of Left, yani her zaman soldan gidilir deyip böyle sol kapıya bir girdim. Ve bir baktım ki Diablo 1 demosu karşıma çıktı abi, 95 yılın ortasında. Hmm, müthiş ya. Sadece ilk iki katı oynamana izin veriyor, üçüncü kata indirmiyor. Ve hani eski işte demo günleri çok güzel. Yani oyunun gerçek experience'ını limitli bir şekilde alabiliyorsun. Ve beğendiysen oyunun çıkmasını bekleyip satın aldığın zamanlardı diyebilirim yani. Değil mi? Eskiden öyle bir kültür vardı. Şimdi adı biraz alfa beta'ya kaydı ama onlar da böyle seçili kişilere gidiyor. Eskiden bir oyunlar demo çıkartırdı. İşte hatta işte Tabii. oyun dergileri falan bunun CD'sini falan verirdi. Birçok Tabii oyunun tabii. demosu yer alırdı bu CD'lerde. Böyle Ya bir işte deneme güzel imkanı zamanlar da. olurdu. Yani oyunun altın çağı. Oyunun altın çağı gerçekten yani. Yani bir Tristram müziğim de şu an dinlemeye doyamadığım için böyle dolanıyorum boş boş ortalıkta ama. Böyle. Yok abi, ne zaman Valla. istersen başlayabiliriz. Ben zaten sen Warrior sınıfını oynuyorsun. Ben Rogue Aynen. oynayacağım. Biraz arkanda Aynen. takılacağım. Böylelikle de şeyin avantajını kullanırım işte. Sen önde dayak yerken ben arkada rahat rahat Tabii çene tabii. çalarım diye düşünüyorum. Hocam, Tabii GOG ki. üzerinden mi satın aldınız? Evet, GOG üzerinden satın aldık. Blizzard'ın resmi sürümü. Doğru mu abi bu? Doğru söylüyorum. Evet, aynen. Biz de zaten GOG'a açtı şeyini, kodları şeyini, oyunu ve oradan satın alıyorsun direkt. Daha kendi klasik launcher'ların içerisine koymadılar Diablo'yu. Yani şey de çok enteresan. Yani şaka maka arkadaşlar, 30 yıllık oyun bu yani. Neredeyse 30 yıllık oyun. Değil mi? Oldu mu? Oldu hatta. Olmak üzere yani. O Yani yüzden işte de ben böyle kadar. public domain'e düşecek yakında. Bir 16 yıl sonra ücretsiz yani. Herkes kendi Diablo'sunu alabilecek. O noktaya gelecek böyle. Ya asıl nasıl söyleyeyim, böyle hani ürkütücü mü de creepy mi dersin, muhteşem mi dersin? O dönem adam kafasında bir hikaye oluşturuyor. Yıl olmuş 2021, biz hala 2024'te ya da 2023'te çıkacak bir oyun için hikayesini kuduruyoruz falan böyle videolarında Tabii. işte. Gördük mü deliriyoruz. Ben asıl ona hayret ediyorum. Ya tamam, işte atıyorum bir iblis çıkardın, oyun yaptın. Tabii ki alt tarafı inanılmaz büyük bir nasıl söyleyeyim, emek var ama o hikayeyi arkadaş nasıl uydurdun? Yani 30 yıldır süre geliyor, yani nasıl yazdın ya da bilmiyorum yani. Abi şöyle, o dönem şimdi her şey yeniden deneniyor ya. Yani aslında yeni deneniyor ya. Şimdi bu perspektifte oyunlar vardı oynanabilen. Yani işte Crusader No Remorse ya da No Regret miydi, yanlış hatırlamıyorsam. Gene benzer perspektifte oynanan, izometrik açıda işte hafif iyileştirilmiş piksel artların kullanıldığı, üç boyutlu ortam algısının yaratılabildiği oyunlar vesaire. Ama yani Diablo aslında beraberinde bu hack and slash kültürünü başlatıyor ya. Hani Evet. ilk defa böyle gidelim, abi sonsuz bir dungeon'a girelim, aşağıya doğru inelim, her şeyi kırbaç, kılıç, oktan, yaydan, şişten geçirelim. Ve işte halk kahramanı olgunculuk. Böyle, ve bunun çok iyi bir versiyonu, iyi uygulanmış bir versiyonu diyebilirim en azından. Ya ben ilk işte oynadığım dönemde, tabii 95'te demosu geldi, 96, ben korkuyordum arkadaşlar. 12 yaşında boyun oynarken korkuyordum, 10 yaş, 11 yaşında. Tabii canım. Gerçekten yani gergin bir müziği vardı zaten. Aşağı indikçe daha da böyle ortalık şey yapacak, ne derler, çirkinleşecek, böyle tatsız bir noktaya gelecek ama şimdi şey kaygısı bu dönemlerde çok yüksekti abi. Hikayesel bütünlüğün oyun mekaniğiyle oyun mekaniğinin oyun dünyasındaki o sesleri, aksiyonu, hareketi, yani bir arada tutmak çok kritikti. Çünkü bu hani iki boyutlu piksel platformer vesairelerden böyle hafiften üç boyutlu izometrik ortamlara geçiş yapılabileceklerin artması falan böyle bir araya geliyor ve burada iddialı olmak zorundasın abi. Ve o yüzden de hikaye yazan adamlar da değerli abilerdi. Bu adamların hepsinin FRP oynadığını, senelerce kendi campaign'lerini, işte Warhammer'ları oynayıp böyle onları hatim etmiş adamlar olduğunu düşünürsen zaten cacık hikaye çıkmıyor. Sonra tabii dünkü sizin yayında da şey vardı ya, Görkem'in de bahsettiği gibi. Yani bir alt kültürü oluşturuyorsun. Geçmiş olsun abi. Yani kurtulma şansı yok. Çöp bile yapsan satacak yani. Bu iş buna dönüşüyor sonunda. Evet ya, ben mükemmel ya yani, gerçekten. Aynen. Şimdi Bin... sana hemen kısaca Tristan'dan bahsedeyim. Bu Pepin abimiz, healer potionlarını satan abimiz.
sağ olsun bizimle kaldı buralarda. Şöyle Ondan önünde sonra durayım da ben. Hani aynen. Tatavak Pep'indeki. Pep'in de healer yani. Evet. Adı üstünde. Düz. Burada Deckard Cain'imiz var. Biliyorsun kendisi bu kasabanın yaşlı Horadrim tarafında olan abisi ama işte oyunun başında, hikayenin başında çok bize kendisinden bahsetmiyor. Griswold'umuz, demircimiz. Şöyle bir kısa bilgi vereyim. Şu Deckard Cain hakkında çok uzatmayacağım. Tabii hikayeyi oynayarak öğrenme şeyindeyiz. Deckard Cain arkadaşlar kurguya göre Diablo'nun yani bu oyunun hikayesini bize anlatan, aktaran karakter. Yani Evet, işte çoğu zaten şeyde Star Wars'da R2-D2 mesela işte C-3PO anlatır ya hikayeyi. Her yerde vardır. Tam olarak o perspektif gerçekten. evet, Griswold'un önünde duruyoruz. Bu arkadaş da Blacksmith. Diablo 2'de tekrar karşılaşacağız. Karşımıza çıkacak. Aynen. Ogden tavernacımız. Bu zaten güzel bir diyaloğu vardır bu arada bunun. Ve ezbere bilirim bu diyaloğu bu arada Evet, yani. şu anda Sakın başlattım ben olmaz. ama. Yapıştır yapıştır. Godless, you have returned. Şükürler olsun ki geri döndün diye başlıyor. Ya böyle işte geceleri tam şey Yüzüklerin Efendisi hikayesi. Geceleri atlılar geldi, işte ortalığı yaktı, yıktı. İşte pek çok insanımız paramparça oldu, katledildi. İşte burada bir kilise var. Kilise böyle kutsal olmayan işler geliyor. Acayip acayip böyle şeytanlar, böyle iblisler çıkıyor içlerinde vesaire. Artık uyuyamıyoruz vesaire. Ama işte bu benim dükkanla sever şeyin, Blacksmith'in dükkanının yolunu takip edersen bulursun. Kurtarabildiğini kurtar ya. Yani burada şöyle bir hikaye var. Aslında biz buraya şey olarak geliyoruz ya böyle Leorin oğullarından biri olarak geliyormuşuz gibi bir hikaye anlatım vardı burada yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şu anda Yani sen savaş olsun. evet savaşçı karakteri üzerine anlatılır hikaye burada ve sen işte kasabana geri dönüyorsun hop burada ne olmuş ne etmiş falan filan bilmem ne. Aslında genel Diablo hikayesine baştan bakmamız gerektiğinde de aslında biz her bir insan evladı Nephalem dediğimiz bir meleklerle şeytanların ortak tohumundan gelen bir ırkız ya Diablo'da. Evet abi. Ama işte binlerce yıllık işte şeytanlar ve meleklerin o high heaven, yüksek cennetin işte yanan cehennem bahçeleriyle yaptığı işte sonsuz kavga arasında biz şeyimizi kaybediyoruz. Bu güçlerimizi, meleklerden ve şeytanlardan gelen gücü. Ama şeytanlar biliyor ki bize hakim olurlarsa meleklerden de gücümüz var, şeytanlardan da gücümüz var. Bunu dışarı çıkartabilir. Aynı şekilde melekler biliyor, bu gücü kaptırırlarsa bütün evrenler arası bir denge bozulur falan filan derken böyle Eternal bir savaşın parçası oluyoruz orada arka tarafta. Ondan sonra ve bayağı böyle şey biz de aslında burada ilk Diablo bu hikayenin sonuna geldiğimizde olan olaylarda aslında biraz daha anlatmak lazım olayı. Çok önemli bir rol üstleniyoruz ama oraya geldiğimizde diyelim. Bence gel gidelim aşağıya. Gel gidelim. Gel biraz iskelet. Tamamdır Kemik abi. Ben zaten kütüğümüz şeyi oldu. düşünüyorum öyle dediğim gibi sen önde doğrarken ben arkadan ok sıkarken biraz daha rahat olurum. Bu arada senin physical okların bana çarpıyor olabilir. Bu oyunda öyle bir olay var. Şeyi kapattım, player friendly yazdım ama. Yani belli olmaz o iş. Ben hatırlamıyorum çünkü. Evet, ilk görevimiz burada yerde yatıyor. Evet, yaralı halk adam, townsman, yaralı köylü. Lütfen beni Aynen. dinle. The Archbishop of Lazarus, he let us down. Lazarus diye bir karakter var arkadaşlar. Bu arkadaşı kilisenin derinliklerine göndermiş. Kayıp prensi bulmak için. Yalnız aşağılık insan onu tuzağa sürüklemiş ve herkes ölmüş. Bir yani kasap isim verilen bir iblis tarafından öldürüldüklerini söylüyor. Umarım ruhları huzura kavuşur diye çevirebiliriz diye düşünüyorum. Aynen tam olarak bir de üzerine baktığında böyle Your death will be avenged falan böyle hissiyatlı geri bildirimleri falan vardır yani. Şey O yaparlar. şeyde gerek var mı, detayına gireyim mi yoksa girelim mi abi aşağıya? Girelim ya, şey yapmayalım. Zaten görecekler. Göreceğiz. Biz de göreceğiz. Tamam biz de göreceğiz yani. Abi, tabda map'i arada açıp kapatabilirsin abi. Şu an çarpıyor Hani de... mu? Çarpıyor. Evet, ben yiyorum onu. O yüzden Şimdi açılı açılı yaparız. gene Evet. yiyorsun. Bölüşeceğiz abi. Sağdakileri sen, soldakileri ben alacağım işte. Abi oyunun o kadar basit bir sistem üzerine kurmuşlar ki yani. Bunu zaten şeyi çok seviyorum. Dungeons and Dragons temelleri gibi böyle kendi içerisinde işte güç, büyü, çeviklik, dexterity ve şeyle, vitality, canla birleşen bir yapısı var.
her level'da işte 5 stat alıyorsun. Bu aldığın 5 statınla birlikte işte arka tarafta pasif bir gelişmeye sahip oyun. O, bu arada bunlar beni bayağı sıkışıyor. Ufak bir latency problemiyle ben bu adamları vuramıyorum. Evet. Bunları sen indireceksin abi. Benim peşim iki adam var. Göremiyorum. Şöyle bir çıkıyorum kapıdan. Şu an bende temiz orası ama. Yedin demiş bende. Çok iyi. 96'nın oyunu oynayınca böyle oluyor işte. Tam olarak. Ben şu an mesela Benim bu... temizledim o içeriği, sen şu anda vuruyorsun. Benim önümde adam var. Çok iyi. Bence bir kasabaya geri dönüp çıkalım buradan Çıkıyor abi. muyuz? Çok çok sağ. Yani bir yukarı çıkalım abi. Geri gelelim. O iskeletler. Tamam geri gelebiliriz abi. Okey. Şuursuz iskeletler gitti abi. Tamam. Harika ya. Çok 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 gergin şu müzikleri vesairesi. O Alt kadar tuşu çalışmıyor güzel ki. galiba. Neye? Goldları ya da düşenleri görmek için alt tuşu. Yok bunda onlar yok. O şey diğer modlarla geliyor abi o. Değişik. Şey, Quality of Life update'lerini genellikle yani bazı gelişmiş diğer oyunlara koydular yani şey oyun modlarına koydular. İşte çantanın boyutu olsun, ne bileyim skill'leri tekrar resetleyebilme vesaire gibi. Pek çok özellik var aslında arka tarafta. Ama işte şey klasik Diablo Experience'ın içerisinde dahil değil. Tabii ben hayali iskeletleri kesiyorum arkadaşlar ya. Bu hayatta her yerde iskelet varmış gibi yaşıyorum. Hala toplulukları komiteleri yaşıyor ama. Utku gösterebilirim sana yani. Ne gibi abi, anlamadım. Yani böyle kendine ait böyle çok tatlı toplulukları var yani. Hani hala bu Diablo tecrübesine devam eden işte atıyorum turnuva falan düzenleniyor bu arada. İlla ki İşte canım. Ben şeyine denk PvP gelmiştim. turnuvaları. Rol play'ini yapıyorlardı. Var var. Yani şey bir de çok fazla mod var. Yani oyunu böyle Diablo 2 gibi oynatabiliyor sana yani. Onlar da çok etkili aslında bir yandan baktığında. Ne oldu Hoppa. be? Shield'leri falan sana bırakıyorum. Abi zaten şey mavi veya sarı o veya herhangi bir item almanın çok da bir anlamı yok yani. Çok çok para etmiyor. İşte Great Axe vesaire gibi biraz daha böyle üst level'larda karşımıza çıkacak olan şeyler daha iyi olacak. Yani ikinci kata iniş geldi. Şey level, Bir de yani abi clear yapıp mı geçelim? tabii tabii yani XP çok önemli abi burada. Ben şey üstüme çekmeye çalışıyorum tamam. Çünkü şey şöyle bir şey söyleyeyim sana. Abi adamların item yaratma algoritması ile ilgili bir bilgi vereceğim. Bu İngilizce'de işte suffix, affix ve pardon, prefix, affix ve suffix diye bir mantık vardır. Yani kelimenin önüne, ortasına, köküne ve sonunda bir şey ekleyerek item generate diyorlar abi. Mesela örnek veriyorum işte. Kılıç buradaki değişken olmayan sabit şey. Sonra onun üzerine işte Godly ekliyor. Godly onu işte indestructible yapıyor. Kırılmaz hale getiriyor. Fox ekliyor. Fox her zaman hit point verir gibi. Böyle sonsuz item generator var arkası tarafın içinde. Ya basit, bu algoritmayı çalıştırıyor arkada, o kendi kendine üretiyor Evet, yani onu. random item drop var yani. Adamlar bunun üzerine. Bir de dungeon'larla random design oluyor. İçeride ilk böyle 3 boyutlu denemelerinden biridir hatta random item generation. Yani tek tek Dungeon işte bizim şu an kullanacağımız silahları falan tasarlamıyor adamlar yani. generator. Ya bir görsel olarak belli bir temeller tasarlanmış durumda. Sonra onun üzerine paso isim basmışlar Tuna hocam, eski oyunlardaki karanlık havaları özlediğin oluyor mu? Game designer olarak hikayelerdeki ciddiyet bakımından. tabii ki, tabii ki. Yani zaten şöyle bir olay var. Oyun dünyası yani oyuncuya verdiği hisle gelişiyor. Yani bu oyunlar o dönemin hani ihtiyaçlarını çok karşılayan şekillerde tasarlanmıştı. Şimdi bunu geçen kimle konuştuk hatırlamıyorum da şöyle bir olay var. Görsel dile çok güzel yapacağım diye oyun kontentinden kısılıyor.
Yapılan en büyük hatalardan biri bence yakın dönemde. Yani size şöyle realistik bir oyun tecrübesi sunacağız. Peki oyunculuk buna ihtiyacı var mı gerçekten acaba? Yani bunu sormuyorum kimse. Ben mesela çok soruyorum. Diablo gibi hack and slash bir oyunda mesela aşırı realistik bir tecrübe ihtiyacımız var mı? Bence yok. Ama işte belki bu bir FPS oyununda vardır. Ama bu ortamın karanlığını da yeni oyuncu kaldıramıyor. Çünkü durmadan ölüp geri gelmeli. Progression'ın kaybolmadığı böyle hep oyuncunun sevildiği, oyuncunun el üstünde tutulduğu oyunlar çok fazla geliyor. Çünkü çok hızlı tempoda oyna bitir, oyna bitir, oyna bitir. Şey kaybediyorsun işte o oyun hissiyatı işte bu eski oyunların hissiyatı orada kayboluyor bence diyebilirim. Yani o da risk. Yani Sid Meier'e Civilization yapan abiye soruyorlar yani hani bir daha Civ yapar mısın diye. Aklım olsa bu çağda yapmam diyor yani adam. Aha, bir Alınacak tane risk değil sanat. yani. Yok sıkıntı yok abi ben alıştım ya sen. Yapıştır orada. Keşke ben de Warrior. Orada bu sefer yan yana geldiğimizde kılıç kavgasında Cleave Attack'tan dokundurduk herhalde. Şimdi ben rogue olarak neye veriyorum bu şeyde? Yeni... Abi bu Diablo'nun temel şeyi aslında en çok problem şeyde olur hep. Her zaman giyebileceğin, üzerine giymen gereken item'ın ihtiyacı olacak kadar işte strength verirsin. Şeyde de böyleydi. Diablo 2'de de böyleydi. Yani örnek veriyorum işte bir zırh var giymen gereken ama işte 30 strength istiyor. O yüzden mesela onun temelini onu alırsın önce. Ondan sonra senin ana şeyin dexterity tabii ki. Hit chance'ını arttırman lazım. Onun üzerine de vitality. Magic'e falan mesela hiç ihtiyacı yok aslında. Dex değil yani benim ana şeyim. Yok senin ana şeyin dex zaten. Ama Ha. bazı zırhları giyebilecek kadar da strength'e sahip olman beklenir oyunda. O zaman 2 Dex, 2 Vitality, 1 STR iyi midir? Ya olur. Yani ben mesela bende şey var. Ben düz şeyciyim. İşte. 5-5 basanlardanım. Mesela ben ilk 30 strength'e başlıyorum ben mesela. İlk 5'i Laps diye şeye, Warrior'da Vitality'ye basıp hit point kasıp. Çünkü bayağı zorlayacaklar yani. Hani çok canımız yanacak. Ben sana söyleyeyim. Tamam, o zaman ben de 5 vitality verdim. 5 de Aynen dex ilerle. verdim. Vurabilirim. Orada ikili mi atladın arada? Evet. Vay. Bak bana daha level geldi. Tabii sen okla fıtır fıtır Legolasçılık yapıyorsun E şey ortalıkta. mi? Shared değil mi şey? Level. Değil tabii ki. Aa, Nice canım. Güzel yani. ne bileyim, party experience olsaymış. Gerçi o yıllarda Çok düşündüklerini düşünmüyorum onu ya. Parti experience'ı da Gel abi aşağıda açılmamış birkaç yerimiz var. Ondan sonra da ikinci kata doğru gidip ikinci kata doğru ilk oyun. giderken abi müsaade varsa ben böyle bir özet şu ana kadarki hikayedeki evrendeki hikayeyi anlatabilir miyim? Tabii, olur hatta şey yapalım. Town'a çıkalım çünkü benim çanta doldu. Biraz bir şeyler satalım bari vardı. Tamam. Bir de her ta aşağı inip yukarı çıktığımızda eğer kat falan değiştirirsek Griswold'un içindeki itemlar da değişiyor bu arada. Oyunu her kapatıp açtığında, her load ettiğinde de aynı şekilde öyle bir olay var. Bu şekilde zaten ihtiyacın olan itemları buluyorsun oyunda. Bir de benim bildiğim şimdi Diablo oyuncuları söyleyeceğim şey aşinadır da bu oyunda şey yok. Waypoint yok. Doğru muyum? Yani Town Portal var. Town Portal açıyorsun. Yani scroll alacağız. Scrollumuz bitince geri yürüyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Waypoint'in Dexterity çalışan da şey var sadece. 5, 9 ve 12. katlara quick access olan bölgeler var. o ama şey gibi işte mağaradan direkt geçiş ya da katakomptan yani Evet. mezarlıktan direkt geçiş gibi bir şey. Aynen tam olarak Yani öyle o abi. Diablo 2'deki ya da Diablo 3'teki waypoint mantığı burada yok. Yok, hayır. Tabii ben sell items diyorum ama yere atayım mı? Mace falan kullanabilirsin sen gerçi ama. Mavi bir şeylerin varsa alırım abi. Mavi yoksa direkt yapıştır. Bilmiyorum bunun rengi ne oluyor ama. Mavi sanırım o. Senin tam altında olduğu için senin o kare. Evet mavi magical. Bunlar maviler magical sonra sarılar var. Unique item'lar olarak geliyor onlar. Staff da kullanamıyorum, satamıyorum da ama. Sell items'ta staff'lı. Kim alıyordu staff'ı? Büyücüler alıyordu. O şey Adria. Cadı Adria alıyor. Ki Köşedeydi değil mi? O alt Diablo köşedeydi. aynen yukarı köşede. Şeyler bilir onu. Diablo oyuncuları bilir. Bende de bir tane staff var. Heal'dır. Ha bende de Gerçi işte ikisi o onun da healer geldi.
O zaten mouth fear büyülerinden bir tanesi. Normal oyunda healer yok. Benim map mi çalışmıyor? Seni göremiyorum. Hayır, bu town'da map yok abi. Gel. Bir de town'da yürümüyor ya bu. Hellfire'da getirdiler yürüme olayını. Hellfire update'inde. Şey, expansion'ında. Böyle town'da işkence çekiyorsun yürüyor yürüyor. Oh, 97 gold da buradan. Bakalım burada Potion'cu ablamızla 4400 gold'a Staff of Brilliance maşallah. Şimdi burada tabii satın alabileceğim bir şey yok. Evet, yani çünkü ihtiyacımız olan bir şey de yok. Yani ileride bir item alıp bize mesela artı 15 magic verdiğinde bulduğumuz kitapları okuyarak öyle değerlendireceğiz onu. Tam portal alabiliyoruz mu? Alalım mı? Yani istiyorsan bir tane al. Acil durum elimizde bulunsun. Çünkü ikinci katta mutlaka düşmeye başlayacaktır. Tamam, pot yok ama neyse paramız Ya yetti. manayla da şu an zaten skill kullanmadığımız için. Sen kilitli trap door'ları açabiliyorsun. Ben de item'ları repair edebiliyorum. Benim karakterin skill'i o. Bakalım. Her şeyi sattın ettin sen abi. Evet, inventörüm boş. Tamam, süper. Bir iki tane şuradan. Buradan receive healing deyip canını bir tık doldurabiliyorsun. Pepin gitmeden bizi Bir de fulle. yani bir iki tane de ne olur ne olmaz potion alıp sen hikayeye gir abi dilediğin gibi. Giriyorum. Şu anda ben de bir iki pot alayım dedim, yanımda dursun. Tamam. Ha, escape çalışıyor. Az önce menüdeyken escape'e basınca ana menüye giriyordu. Kilisenin önünde buluşalım. Aynen abi, kilisenin önünde buluşuyoruz bu sefer. İşte ben de o hani kilise nereden geliyor, neden kilise, onu böyle bir özetleyeyim ha. Tabii, buyur abi dilediğin gibi. Az önce Tuna abi de bahsetti şeyden, mevzudan. Melekler ve şeytanlar arasında bir sonsuz savaş dönüyor. Yani sonsuz savaş diyoruz buna ama yani adı gerçekten sonsuz savaş. Diablo'nun, Allah sana sıktım. Diablo'nun hikayesinde de Eternal Conflict olarak geçiyor. Yani tam Türkçe'ye çevirimi literal olarak sonsuz savaş çıkıyor. Ama bu sonsuz savaşın çıkışı işte böyle melekler geldi ya da işte şeytanlar geldi. Hop arkadaş, hadi biz birbirimize bir savaşa tutuşalım. Ölümüne dövüşelim şeklinde başlamadı. Geçen işte sana söyledim ya abi, Diablo hype'ıyla ben de açtım bir oynadım falan böyle yayında diye. Orada da bir özet geçtim. Belki duyanlar için tekrar olacak ama ben tekrar ediyorum. Evrenin başlangıcında arkadaşlar Anu denilen bir karakter vardı. Yani bunu şimdiki dinsel ögelerde hani Tanrı'ya benzetebilirsiniz. Tekti. Başka ondan başka kimse yoktu. Anu dediğimiz şey biraz da hani mitoloji seven arkadaşlar varsa işte Sümer, Babil mitolojisindeki Anunnaki tanrılarına dayanıyor şeyi, orijini. Ve yani aklınıza gelebilecek her şey oydu evrende. İşte iyi, kötü, işte hüzün, aşk, aklınıza gelebilecek herhangi bir duygu tamamıyla Anu'dan oluşuyordu. Ve Anu belli bir yerden sonra içindeki kötü diye tabir ettiği bütün olguları dışarı atmaya karar verdi. Kapıdan geçemedim abi. Ha, ben kapının önünde durunca. Body block var abi bu oyunda. Vallahi resmen body block ya o dönemin oyununda. Övünç hoş geldin diyelim. Ve Anu içindeki bütün kötülüğü dışarı kestetmeye başlayınca, bu ara kötülük deyince yani iyi kötü kavramları Diablo'da pek tam anlamıyla yerleşmiş bir şey değil. O olgu örgüsü değil. Ve nasıl söyleyeyim, böyle bir işte elmastan yapılmış bir adamın içindeki nefreti, kötülüğü, vahşeti falan böyle bir kustuğunu düşünün. Ve bu kusma eylemi sonucunda içindeki o kötü olgular bir bedene bürünüyor. Biz bu bedene de Tahtamınt diyoruz. Yine o da Tahtamınt'ta Babil mitolojisindeki Tiamat'a dayanıyor. Bu Sen Tiamat'ta... Shrine'ı aldın da Shrine'ların hepsinin böyle random etkileri var abi. Sana mana shield vermiş, bana yara potion verdi.
Ben hiç şey o kitaplık diye gittim yanında. Mahir Aynen. Bu arada ben heyecan dinliyorum bu arada hikayeyi Ha, tekrar. Böyle estağfurullah, hoşuma yok yok. gitti. Yine bu Babil mitolojisindeki Tiamat'a dayanıyor. Tiamat da mitolojide 7 kafalı bir yılan. Bu 7 Burada kafalı yılan... ejderha. Ha, buyur abi. Burada da ejderha ya işte. Yedi kafalı ejderha olarak geçiyor burada. Evet. Ya zaten aynısı direkt abi. Şey yani, olgu Evet. olarak da aynı. Orada da yılan diyoruz da işte aynısı yani. Ne dediğim, serpent, ejderha. Zaten ejderha nedir acaba ya, değil mi? Bizim bir fantastik dünyalarımızda bir ejderha kavramı var ama ejderha tanımı tam olarak var mı acaba? Hiç görülmüş mü? Mesela ben onu da konuşmak isterim seninle. Şey muhabbeti var. Duydun mu bilmiyorum. İnsanoğlu görmediği bir şeyi hayal edemez diye. Yani o zaman işimiz çok büyük sıkıntıdayız ya, öyle söyleyeyim. Hayır, mesela ben oradan şeye bağlıyorum. Gerçekten bu işte resmedilmiş ejderhaları acaba bir dönem gördü mü insanoğlu diye. Yani şey, yani bu çok enteresan bir konu. Bence bunu ayrıca bir konuşabiliriz ya. Bence. Eyvallah. Ben o zaman devam edeyim Tiamat'tan. Tahtamat arkadaşlar 7 kafalı, 3 kafası büyük. Büyük derken yani büyük. 4 kafası da küçük olacak şekilde doğuyor. Ve Anu ile Tahtamat bir dövüşe tutuşuyorlar. Bu tutuştukları dövüş işte bu sonsuz savaş diye adlandırılıyor. Bu tabii ki hiçbir zaman bitmiyor, 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 bitmiyor. Savaşın yani dövüşün bir yerinde ortalık artık patlıyor. Bu patlama sonucunda da Anu'nun bedeni cenneti, Tahtamat'ın bedeni ise cehennemi oluşturuyor. Anu tabii çok kutsal bir varlık olduğu için biraz daha kutsal olgularla nasıl söyleyeyim oluşturuyor yarattığı yeri, yarattığı düzlemi ve gözü. Anu'nun gözü diye geçer. Bu Diablo 3 oynayanlar da bilirler zaten. Anu'nun gözü arkadaşlar World Stone dediği bir dünyalar taşı. O zamanlar tabi dünyalar taşı olarak adlandırılmıyor. Anu'nun gözü olarak adlandırılıyor ve düzlem yaratıp düzlem yok etme gücüne sahip bir taş haline geliyor. Yine Anu'nun bu tanrısal varlığın bel kemiği ise arkadaşlar kristal kemer. Cennetin kristal kemerini oluşturuyor. Bu kristal kemer de İleride çokça zaten Diablo 3 oyununda da yer vereceğiz. Meleklerin doğduğu, yani öldükten sonra tekrar doğduğu ve meleklerin oluştuğu olgu oluyor. Diğer tarafa geçelim. Tekrar geliriz şimdi cennet ve cehennem kısmına. Diğer tarafta Tahtamat 7 kafayı ben bilerek hani bastıra bastıra söyledim. 3'ü büyük, 4'ü küçük kafa diye. Bedeni cehennem oluşturuyor. Yine aynı olgu onlarda da var. İblisler tekrar ölüp ölüp doğacaklar. Melekler gibi onlar da ölümsüz olacak. Ama Tahtamat'ın bedeninin bilinmeyen bir yerinde karanlık çukur. Yani Dark Abyss dedikleri bir yerden tekrar doğacaklar. Ama burası tam olarak net bilinmiyor. Şu biliniyor. Bu 3 kafada 4 kafada olgu haline geliyor. Bu olgularda işte bizim meşhur... 3 büyük demon, 4 küçük demon dediğimiz hani lesser evils, prime evils dediğimiz şeyleri oluşturuyor. Bu prime evil'lardan zaten en meşhuru oyuna da adını veren Diablo oluyor. Diablo aslında bu üçünün en küçüğü ama üçünün en güçlüsü diye geçer. En güçlüsü derken bu arada hani Mephisto işte güçsüz mü ya da işte atıyorum Baal güçsüz mü değil. Fiziksel olarak ve iradesel olarak en güçlüsü olarak adlandırılıyor. Bu arada tabii ben az önce de söyledim. Diğer iki kafada yani üç büyük iblisler sırasıyla bu ara ben büyük yaş sırasıyla diyeyim. Çünkü bunlar üç kardeş olarak geçiyor ama abi dedikleri Mephisto, ortanca kardeş Baal ve en küçükleri Diablo'yu oluşturuyor. Diğerleri de arkadaşlar isimlerini hatırlayacağım. Bir saniye süre verin. Şu anda ok atarak sizden zaman Söylüyorum kazanıyorum. hemen. Duriel. Andariel, Duriel, Asmodan ve Belial oluyor. Aynen. Hepsinin de 7 şeye nasıl söyleyeyim hani 7 büyük günah olarak da adlandırabilirsiniz ama aslında gerçekteki yani Hristiyan olgusundaki 7 büyük günah şeye atfediliyor. Asmodan'ın teğmenlerine atfediliyor. Orada biraz daha farklı bir olgu içerisine girmiş bir Lizard. En büyük kardeş nefretin baş iblisi oluyor Mephisto. Ortanca kardeş Baal yıkımın baş iblisi oluyor.
Diablo terörün başiblisi oluyor. Tabi diğer bizim biz küçük kardeş diyoruz ama bu küçük kardeşler işte hani istedikleri zaman seni beni kolayca yok edebilecek bir hamlede yutabilecek karakterler. Andariel Acının mıydı? Andariel dur bak neydi? Izdırabın özür dilerim baş meleği olurken. Evet. Duriel Acının baş meleği oluyor. Belial yalanların. Azmolan da günahların baş meleği oluyor. Tabii öte tarafta böyle bir olgu yok. Anu'nun hani bir yedi kafası işte beş parmağı gibi bir durum söz konusu değil. Ama farklı melekler farklı görevlerde yer almaya başlıyor. Bunlar tabii o anda direkt olarak işte oldukları anda önemli hallere gelmiyor. Bunlar yaptıklarıyla ve elindeki yeteneklerle güçlenmeye başlıyorlar. Bu güçlenenlerden zaten en ünlüsü şey oluyor. Tyrael oluyor. Yani oyunlarda falan çok sıkça yer alıyor kendisi. Pot varsa atsana yere abi. Ölüyorum. Pot mu kalmadı? Ya da Towns şeyi açabilirim. Dur onlara sıkıyorum. Velhasıl bir... düştü pot. Sen mi attın? Ben de attım. Düşürdü. Tamam düşeni içeyim. Velhasıl... Dersin'in bak oyunun ikinci katta germeye başladı mı? Evet. Ya sen şey, biraz dexterite'ye git abi şey yap. Sen önden vuruyorsun ben şey yapıyorum. Arkada böyle bir anda bir bakıyorum yaratıklar bana ışınlanmış gibi oluyor. Evet normal. Tekrar level up 5 tane vitality'ye veriyorum. Verdim. Dexterite'ye de verebilirsin artık. Dexterite şey senin hit chance'ını arttırman lazım sonuçta. Bir sonraki level'da öyle yapayım abi. Aynen çünkü şimdi bu katta başımıza bir illet gelecek. O illete gelene kadar ne yaparsak gel. Hop bunları sen şu kapıdan çekeyim ben şuraya doğru. Okçulara okçu müdahalesi. Şuraya geçersem ha. Clear. Nice. 5 melekten bahsediyorduk. Bunlar şöyle söyleyeyim. Yüksek Melek Meclisi. Angers Council diye geçiyor. Bu Angers Council'ın şimdi biz tabii Diablo 3 hani nasıl söyleyeyim şu anda piyasada revaçta ve bilinen oyundu. Imperius ve Tyrael çok göz önündeydi ama o dönemler yöneticisi Maltiel'di. Maltiel da Bilgelik Meleği olarak geçiyordu ve bunun şeyi de hani isimlendirmeler de boşa değildi o dönemler tabii. Chalas çok da pronansını çok doğru söyleyebildiğimden emin değilim ama bir bilgelik feneri dediğimiz bir zabazingo diyeyim ben ona bir item var. Bu item'a bakarak işte kararlar veriyor ve melekleri onlara göre o kararlara göre yönlendiriyor. İşte Maltiel'den bahsettik. İkinci elde Imperius var. Imperius cesaretin baş meleği. Tyrael var. Adaletin baş meleği. Ethereal var. Kaderin baş meleği. Auriel var. Umudun baş meleği diye geçiyor. Tabi ama o zamanlar dediğim gibi şu an bunlar başta kalanlar olarak söyleyeyim. Çünkü hikayemiz çok farklı yere evrilecek. Bu Angers Council'e üye bir arkadaş daha vardı ki adı Inarius'tu. Bu Inarius daha sonra bizim başımıza çok bela olacak. Şimdi dediğim gibi biraz toparlayayım ne oldu? Anu vardı. Nefretini kustu. Tahtımıntı oluşturdu. Savaşa tutuştu. Dövüştüler. Bir patlama yaşandı. Anu cenneti oluşturdu. Tahtımın cehennemi oluşturdu. Ve özetle de size 7 büyük iblis generali ve 5 büyük melekten bahsetmiş olduk. Kim nereden geliyor onu bir tanımış olduk. Meleklerin de isimlendirmesi dediğim gibi. İşte az önce Maltiel'i anlattım ama işte Tyrael boşuna adaletin meleği diye geçmiyor. Gerçekten adaletin meleği. İşte Auriel boşuna umudun meleği diye geçmiyor. Gerçekten umudun meleği olarak adlandıracağız. Bu ara şu nerede? Healing. Sana heal attım sanırım. Yo. Öldüm. Aha. Arkada okçu sapladı. Evet. Bir resurrect'im yok. Kasabadan geleceksin abi buralara. Baksana abi adam 10 kere vuruyoruz. Armor falan yok. Hiçbir şey yok tabii üstümüzde. Bir item düşmedi şanssızlığımıza ya. Yapacak bir şey yok. This is
Ben Listeye town'dan alıp geleceğim değil mi? Restart in town diyeceğim. Restart in town diyeceksin. Sonra aşağı kadar geleceğim. Burada eşyalarım duruyor zaten. O zaman yürüye yürüye de devam edeyim. Aynen, anlatabilirsin bir yandan da. Ve olay arkadaşlar, bu sonsuz savaş, Tuna abinin bahsettiği, Anu'nun gözünü hakimiyet altına almak üzerine kurulu. Çünkü Anu'nun gözünü alan evrende gerçekten söz sahibi oluyor ve yani dediğim gibi düzlemler yaratıyor, düzlemler yok ediyor. Tamamen savaşta üstünlüğü kurabilme şeyine sahip oluyor, üstünlüğüne sahip oluyor. Bunun için bir savaş başlıyor ama yani öyle bir savaş değil bu. Yani öyle atıyorum işte şu şuradaki battle'ı kaybettik, şuradaki işte çatışmayı kaybettik falan gibi bir şey değil. Baya baya ölen kalkıp geri geliyor, ölen kalkıp geri geliyor. İşte mesela işte WoW oynayan falan bilir böyle. Hani wipe yiyorsun, kapıya tekrar gelip tekrar ölüp tekrar geri gidiyorsun falan filan böyle. İnanılmaz uzun ve büyük bir savaş dönüyor. Inarius da diyor ki ya arkadaş, bu savaşa son vermeliyiz. Nasıl vereceğiz? Bu çünkü dünyalar taşı dediğimiz işte Anu'nun gözü Worldstone sürekli olarak el değiştiriyor. Bu el değiştirme sırasında ben bunu alacağım, saklayacağım. Bir yere bir düzlem kuracağım ve saklanacağım diyor. Kimseye de göstermeyeceğim diye karar veriyor kendi kendine. Ve çok büyük bir baskın düzenliyor. Bu sırada da tabii bu planları hani herkes duyuyor, ediyor falan. Tyrael ve şeyler, şeytanlar bir dönem diyorlar ki arkadaş, biz bir Pandemonium Fortress diye bir yer kuralım. Şey burada olsun. Adını siz söyleyin. İçine koyalım Anu'nun gözünü. Öyle herkes erişemesin buna. Ama Pandemonium Fortress tam şey değil mi? Yani cennetli cehennemin kapısı yani. Yan yana değil mi onlar? Evet abi, tam ortada. Açılan yer. Tam ortada, böyle cennet ve cehennemin tam ortasında özel olarak üretilmiş bir savaş alanı yani orası. Aslında sözde dünyalar taşını korumak amaç ediniyor ama benim üstümdeki kıyafet yok tabi. HP'm 0, manam 0. Abi hemen sana şöyle iki tane healing scroll atalım. Aba o. Dişimin kovunu doldurmalı. İkisini birden kullan abi. Tamamdır, bastım. Yok zaten bir town yaparız birazdan. Böyle bir şey yaparız. Takipteyim abi, arkandayım. Bu arada ya, nasıl güzel müzik çalıyor arka tarafta. Evet, onu bir de yayına veriyorum şu an direkt. Duyuyorlardır. Şimdi birazcık potion, silah. Bak burası tatsız bir yer. Bu kapıyı açmıyoruz abi. Hayır, ikinci katta mıydı? Evet, bu kapıyı açmıyoruz. Henüz değil. Not yet. Not now. Scroll açayım mı? Emin olamadım şu an. Biraz daha ilerlersek sanki başımız belaya girecekmiş gibi hissediyorum. Yok, sadece kapılara, şu kapıya dokunma yeter. Heh. O kapı başımıza gerçekten bela getirir. Aynen, kafalık çıktı abi. Kafana tak. Var mı senin kafanda bir şeyler? Var. Bakalım, o zaman benim yokmuş, ben alayım. Biraz da böyle armor falan. 15 armor. Oh, güzel. Şöyle bir town mount yapana kadar hikaye yetiştireyim bakayım. Yetişir mi bilmiyorum da daha evet, çok evet. Var çünkü buraya gelene kadar. Gel gel bir şey yapalım. Buraları bir açalım iyice. Ya ben de şeyi falan açıyordum. Zaten 3. level burada. Bunun arkasında bir şey yok. Ha, kapı kapat. Kapı varmış ya. İnanılmaz. Bak buna burning'ler geldi. Demin çok araya gireceğim. Hani item'lar için bir yaratma algoritmaları var dedim ya, hani başına bir şey ekleyip şey yapıyorlar. Bunlar aynı modellerin üzerine adamlar durmadan farklı isimler ve farklı dirençler, dayanıklar vesaire ekleyip aslında bütün yaratıkları bir daha kullanmışlar. İşte iskelete kırmızı filtre vermiş. Burning Dead demiş mesela. Bu
Bu arada ilk şeyimiz geldi. Elit yaratığımız geldi. Elit olduğunu nasıl anladın abi? Altında böyle bir light radius ile geziyor abi. Ve Okçular. Genelde renkleri 8 bit karmaşık bir kaotik renk yapısına sahiptir. Ölme abi oralarda. Bir tanesini harcadım. Temiz. Okay, good. Gergin gergin. İyi de XP veriyorlar. Sen şey yap, devam et abi yana. Zaten bu katta da fazla bir şey kalmadı bu katta. Şu kırmızıyı öldüreyim, gıcık oldum. Evet, fresh meat. O yüzden Tuna abi beni o kapıdan uzak tutmaya çalışıyor şu anda, yanlışlıkla tıklarım diye. bir 4 damage, bir 4 damage. Aynı. Bayağı aynı short bow. İsimleri aynı bu arada. Item'ları bulduğun anda ekstra bir özelliği yoksa bütün damage'ler aynı abi. İsimden anlayabiliyorsun yani direkt. Evet, yani sen mesela şu an bulacağın şeyi longbow bulacaksın bunun üzerine. Öyle devam edecek. Neyse bu... Ha bak, gel şu yanıma gel abi. Neredesin? Bulayım seni bir. Şu an... Heh, Boç'un gel abi. kapısının önünde. Heh. Bak şimdi şu yaklaş... Bir tava basıp map'ini kapatabilirsin. Bak şurada bir tane kare dikdörtgen, kare bir piksel var, görüyor musun içeride? Tam bir kare piksel. Evet. İşte bütün rare yaratıkların altında böyle bir light radius'lu ışık vardır mesela. Yani Ha. burada içeride, burada bir adam var diyebilirsin yani. Oyunun böyle enteresan bir özelliği var yani. Ha şey, ayda geçen açtık bahçı yoktu. Ben çünkü çakma oyun oynuyordum. Artık uslandım. Tuna abi kulağımdan çekti benim. Orijinal oyuna gel kardeş, ne yapıyorsun dedi. Yapacak bir şey yok. Gel böyle bir şeyi hisset. Ne derler? Bu buçunun cleaver'ını bir hisset. Gel O gel. yüzden Daha var şu anda açmadığınız yerler içeride. Bak adam altındaki şeyden bile yakaladı. Tek şeyden. Pixar'dan. Abi yani 96'dan beri defalarca oynadım ve hala aynı zevkle oynuyorum şunu ya. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz bir tecrübe gerçekten. Tamam, yürüyerek mi gidelim? Scroll, ha şurada açılmamış yer var bu arada. Aynen, oraları da bir açalım. Ay çekil. Yani böyle hoppa geri çık abi buradan. Geri çık, geri çıkmamız lazım. Burada ölürüz. Anam. Burning Dead'leri de vuramıyoruz ya. Geçti mi? Heh. Abi böyle bir stratejik olarak pozisyon alacağız. Ben böyle oyalayacağım bir yerde bir şekilde. Nereden aldık oyunu? GOG'dan aldık. Daha doğrusu Tuna abi de vardı. Ben yeni edindim. Evet, orijinal Blizzard lisanslı. Diablo 1. Aynen valla. Ha, hakiki, hakiki Diablo 1 gerçekten ya. 10 deler. Vurma, bu arada vurma. Boşun kalmadı üstünde. Gidelim, gidelim. Ben cengaverlik yapmayacağım. Çünkü biliyorum bunun sonunda başıma gelecek ya. Bak, sana bu Plague Eater'lar var ya, yerde sürüngen gibi olanlar. Hı hı. Şöyle bir mekanikleri var abi. Her yaratığın kendi bir hareket mekaniği var. Sen yanında bir yaratık öldürürsen, sana bir kere vurup sonra gidip o yaratığın kanını yemeye başlıyor abi. Aa. Yani oyun sana nefes aldırtıyor bir anda. Şimdi burada çanta dolmuş. Baklar. Evet, bu arada hiçbir portion'un kalmaması muhteşem. Bir daha abi oyunda altta sana quality of life şey yok ya, böyle yerde item var mı yok mu göstermiyor ya. Evet o ya. O yüzden olabildiğince mouse'u böyle taraya taraya. Oo, kafalık düştü bir tane. Seslerinden tanıyorum ya. İnanılmaz. Bir süre sonra olacak biliyor musun? Aa, abi müzik ben düşürdüm ölürüm falan burada. Diyeceğim ben. Okey abi. Bir şey tam portal açsana bu arada. Hemen buraya mı açayım? Ha, o istediğin yere açabilirsin ya. Şöyle biraz geriye geldim. Aa, açtım. Yes, geç abi direkt içinden. Yes. Oh.
Bununla ilgili şöyle bir geyik var. Bir tane animasyon var. Gerçek Diablo hikayesi diye. Tristan'da her şey normal. Takılıyor halk. Portal açılıyor. Kahraman geliyor. Çabuk bana potion verin falan bilmem ne. O sırada arkadan bir iskelet giriyor içeri. İşte keç adamlar giriyor. İşte bu Plague Eater'lar, ıvır zıvırlar giriyor içeri. Halkı duvara bir anda parçalamaya başlar. Sonra Diablo giriyor. Teşekkürler bana kapıyı açtığın için falan diyor. Güzelmiş. Çok güzel. Yani. Gerçek Diablo hikayesi budur diye. Arkadaşlar. Böyle adetli alamıyor muyum? Abi tek tek ya boyun tek tekli. Neyse küçük portionlardan Bak alalım. şu senin çok işine yarayacak abi. Yere bir şey attım. Geri aldın. İşte Jaguar. Rags of the Jaguar. Hit point abi. Sana bayağı nefes aldırır o. Şimdi premium item'lara bakalım. Şöyle bir kılıcım var. Saber of Night diye. Bakayım. Sen kılıçları salla abi bana, ben onlarla bunları şey yapayım. Şimdi Griswold'dan da bakarız, sana da bir yay bulmaya çalışıyoruz orada. Tamir yok Eksi 20 mu? light ediyorsun. Var, Griswold'da repair var abi. Tek tek yapıyorsun ya. Aa. Fakirim. Para mı kalmamış? Param mı bitmiş? Evet. Valla. Oo. Ben Repair'a. şimdi ölünce belli miktar gold falan da kaybediyorsun, şey yapıyorsun ya orada. Almayı unutmaman lazım yerden. Yo, Öldüğünde aldım goldları. aslında da. Şey, pot mod falan aldım. Ha, bir potlardan mı alıyor? Küçük Yo, küçük bir aldım. pot almış. Şimdi ben bir Adria'ya gittim. Çünkü ben bir sürü kitap buldum abi. Kitapları bir kısmını okutacağım. Firebolt kalsın. Holy Bolt. Ben portalın Gerçi. oraya gidiyorum. Book of Healing. Aslında bunları saklamak lazım ya. Portalın başında bekliyorum. Hikayeme devam edeyim. Tamam. Nasıl Aynen, işler sen devam gelişti? et abi. Ben ufak hazırlıklar. Nasıl gidiyor? Selamlar efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben hikayede şurada kaldım. Melekleri tanıttım, iblisleri tanıttım, Pandemonium Fortress'ı tanıttık, Anu'yu falan anlattık. Bu savaşın olgusu, yani nasıl oluştuğunu, nasıl başladığını falan anlatmış olduk. Tristram'a kadar getirmek istiyorum ama aslında arada çok büyük hikayeler var. Oralar böyle yani ağır detaylı şeyler. Yani şu anda kesinlikle yetişmez bazı şeyler. YouTube'da bizim kanalımızda bulabilirsiniz ama biz yeri geldikçe, konuya değindikçe detaylarına gireceğiz orada. Bir gold atsana abi, ben tam portalıyım. Çünkü tam portalıyım benim aşağı. Gelmişken. Ya şey hikayesi var bir tek. Hani bu hikaye geldiğin yerde hani bu savaşı bitirelimcilik başlıyor ya işte, inanırsın. Oradan sonra abi Sanctuary'de dün yani Günah Savaşı başlıyor ya, Tristram'a gelmeden hikaye orayı anlatmak isterdim ama yani yetişmez diye düşünüyorum. Evet, o senin dediğin sonsuz savaştan sıkıldımcılık aslında çok önemli. Orayı bir aktarmak istiyorum sadece, o kadar. İşte Tuna abinin bahsettiği o sonsuz savaştan sıkıldımcılık. Az önce dedim ya, Inarius dünyalar taşını çalmaya çalışıyor, Worldstone'u, ve Worldstone'u çalarken de yakalanıyor. Yakalandığı kişi de Mephisto. Mephisto bunu alıyor, kendine özel böyle hop işkence edecek. En güzel zindanlarına kapatıyor. Kapatıp da başına bir de kızını koyuyor. Lilith'i. Lilith'i koyuyor ve Inarius arkadan konuşa 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 Lilith'in kanına giriyor bir şekilde ve aynı gerekçelerle o da bu sonsuz savaşa son vermeye karar veriyor ve birlikte gidiyorlar. Dünyalar taşını çalıyorlar. Bu bir de şeye bakıyorlar savaş sırasında, ilk melekler anlıyor. Melekler bakıyor, lan diyor, dünyalar taşı yok, biz niye savaşıyoruz diyor. Savaş alanından, yani o Pandemonium Fortress'tan geri çekiliyorlar.
Mephisto olayı kavrayamıyor daha. Diyor kardeş ne oldu diyor, hani niye çekildi bunlar falan, dur bir araştıralım falan filan derken tabi Baal adına yakışır bir şekilde aceleci davranıyor ve yerim ulan diyor, dünyalar taşımı geri verin falan diye böyle bir saldırmaya başlıyor. Bir bakıyor Pandemonium Fortress bomboş, içinde taş yok. Biri alıp götürmüş. Ve diyor ki farkında mısın Mephisto, kızın da yok, Inarius da yok. Ve kaçtıkları anlaşılıyor. Tabi o zaman nereye gittikleri bilinmiyor. Alıyorlar bu dünyalar taşını. Dediğim gibi düzlem yaratma, dünya yaratma, işte düzlem yok etme gücüne sahip olan bir item bu, öyle söyleyeyim. Tutup Sanctuary'i yaratıyorlar. Sanctuary'i yarattıktan sonra da kendileri gibi düşünen ne kadar melek, iblis varsa barış içerisinde, huş içerisinde getiriyorlar bu gezegene, yerleştiriyorlar. Ve yani Sanctuary kurulmuş oluyor. Sonsuz Aslında savaştan uzakmış. adı da üstünde sığınak Heh, yani aynen. hani. Türkçe tam çevrimi Tuna abim dediği gibi sığınak oluyor. Ve işte savaştan vazgeçenleri topluyorlar. Ama tabii cennet ve cehennem haber vermiyorlar. Onlar da Araki bulsun bunları. Nerede olduklarını. Yani kısacası zaten bu noktadan itibaren de şey geliyor bunun. Burada mavi bir yay çıktı abi. Dur sana ben bunu identify edeyim. Üf, lanetli çıktı ya. Rezalet. Bir altın bile etmez. Hiç. Lanetli mi? Neden? A eksi 8 strength. Bela yay çıktı. Bela yay çıktı. Şey işte yani bu melek şeytan aşkı da işte meyvesini veriyor. Ha, Ratma burada ilk başlıyor. doğan. Aynen. Ve Evet. ilk Bu dünyada zaten Sanctuary başlıyor. Inarius'la Lilith hani birbirine tutuluyor diyeyim, öyle tensel hani libas, aşkı vuku adına ne demek isterseniz artık. ve Böyle. doğan çocukları tabi işte yarı melek yarı şeytan denmiyor ona, ya da işte demigod falan denmiyor, Nephilim oluyor. Tabi bu Nephilim'in potansiyeli çok yüksek. Neden bu böyle önemli bir karakter? Bu yani yarı demonik yarı angelic bir gücü var ve potansiyeli inanılmaz yüksek bir varlık ortaya çıkarmış oluyorlar. Tabi evrende böyle bir şey yok. Daha Evet. önce bilinmiyor, edilmiyor. Bu arada biz yine ben kendi reklamımı yapayım, reklamlar falan. Benim bir videom var, Ratma diye. Lilith ve Inarius'un doğan ilk çocuğu Ratma oluyor. Tabi o zaman Ratma diye geçmiyor, o da Linaryon diye geçiyor. İlk Nephilim ırkı da bu şekilde doğmuş oluyor. Tabi ilerleyen süreçlerde bu evrilecek. Nephilim ırkı daha sonra bizim şu anda oynadığımız insan ırkına dönüşecek. Unutacaklar güçlerini, varlıklarını. Onlar İşte da o böyle günah bir savaşının arada konusu kıyıma ya abi, gidecek. o çok derin ya. Merak et. Şimdi bir map'ini aç abi. Gel benim yanıma. Sana şimdi diye Butcher 101. Baş aşağıda iki tane kapı var görüyor musun? Bu, yani bizim geldiğimiz merdivenin hemen karşısında iki tane Evet, kapı var. evet, Abi peşimize oraya kadar çekeceğiz. O kapıdan geçip kapıyı arkamızdan kapatacağız. Sen okla öldüreceksin bu çırı. tamamdır. Direkt çizeceğiz abi. Başka şansımız yok. Tamamdır. O zaman aç. Hazırım. Aynen. Go. Adam geliyor. Meat. Vallahi geliyor. İki vurayım. Şimdi o vuracak sana. Ay bana ne yapıyorsun? Aa, bu çok hızlı koşuyor. Lan dur. Yürümüyor karakter. Mouse'u parmağından kaldırma abi. Her yerden geç. Bütün kapılardan geç gel. Kaç. Bırak. Aa! Sesi gelecek şunun orada çırpmayacak. Bu arada kapıdan geçer geçmez kapıyı kapatman lazım abi. Sonra 20 dakika sen ok atacaksın zaten. Kapatamadım. Kapatamadın. Kapatamadın. Kapat, çabuk kapat aşkım. Abi diğer tarafa geç, kapat. Ben yürüyemiyorum. Heh. Dur ben bu tarafa çekeyim bir onu. Sen geç kapıdan kapat onu. Kapat kapıyı. Heh, kapandı. Ama sen? Ha?
Tamam, sen oradan çık. Ben buradaki baş kapıya girip kapatacağım. Kendim güveni alacağım. Ulan Evet. dur gir. Şey yapamadık. Senin orada Ya. kalırsa? Çıkamıyorum. Gel Allah gel, açtım kahretsin. kapıyı, gel. Aaa tam yapmıştın. Bana Yo. vurma. Öldüm. Tamam, ben Ya çok uzaklaştırıyorum abi. Sen tamdan gel geri. gecikme yar ya. Vallahi. Cincir kuzar. Dur, Pepin'den heal alayım. Aa çok iyi ya. Potionları topla gel abi. Aa evet. Ama silah milam hep yerde değil mi şimdi orada? Tamam, ben uzaklaştırdım. Rahat rahat alabilirsin abi oradan. Aa parayı sana verdiydim. Demora tek şeyim kaldı. Yetişmeye Ah. çalışıyorum. Öldün mü? Ah. Şimdi dur, çok kritik bir yerdeyim. Çok ince bir hareket yapacağım. Senin yeğin yüzünden şu an kapı blocked gözüküyor. Aa. Abi kapının önüne eşya koyunca arka tarafta böyle bir sıkıntı var. Dur, çıkma 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 oraya. Çıkma. Şimdi gidip yayını alıp kapıyı direkt kapatmayı denesene abi. Bir daha yayı falan göremiyorum ama ben yerde. Sadece Yani param kapının önünde var. hemen, kapının önünde. Kapı Kapının kapandı bu önünde. arada. Kapı bende kapalı değil. Kapı bende kapalı. Aa! Ufak bir üst kata çıkıp aşağı inelim abi. Yok, hareket etmiyor ha. Abi baç. Başka biçim vuruyor. İnanılmaz. Şimdi paralar bende. Gideceğim potionları alacağım abi. Potionlar getireceğim bize. Benim boğum nerede ya? Attım abi bir tane. Geçici bow. İnanılmaz bir şey bu. Çok dert ya bu çır. Yani böyle bir yüreğimizi toplasak aslında şey yaparız da. Dur bakalım, bir goldsuzluk. Ben dedim sen tanklarsın diye ama. Abi böyle, o iş öyle olmuyor ya. Diablo da öyle değilmiş. Basic items. Alamıyor muyum? Şimdi. Ben şimdi bir sürü potion aldım abi. Sana da aldım. Son parama kadar potion aldım sana da. Dur ben de alayım da bir 35 gold'um var. 50 gold abi, alamıyorsun. Aa evet. Okey. Şimdi Witcher 101. Portal'dan sen geçeceksin abi. Ben Portal'dan geçmeyeceğim. Tamam. Çünkü o portalı açık bırakacağız. Ben normal kapıdan gideceğim. Sen sağdan portala girebilirsin. Ben böyle arka tarafta tutabildiğim kadar tutacağım. Sen de arkasına geçip ok yağdıracaksın. Öyle öyle şey yapacağız. O kapıyı Yolunu kullanamaz göreceğiz. mıyız tekrar? Şimdi bakacağım kapı. Yani şimdi ikimizin arada paket herhalde karışıyor. Kapı kapalı kapalı olmaması senaryosu oluşuyor orada. Esey, ben bu birinci katta bekleyeyim. Sen kapat, aşağı ben öyle ineyim. Portalım yok bir tane daha. Neyse dur bakalım. Tamam, ben çektim peşimden. Ha, bu kapı kapalıymış çünkü. Gel abicim buraya. Gel, dur, sana döndü abi. Ya da gelebiliyorsan gel buradan çık. Ya iyi de Gel abi gel. yürüyemiyorum Kapı ki. kapalı mı gözüküyor sende? Hayır şey karakter yürümüyor dayak yemekten. Heh. Ben vurdum bir tane. Ha normal vuruyoruz mu şu anda?
Arkadaş şu kapıyı kapatsana. Dışarıdan mı vurayım ben? Kapıyı kapatsan, aynen kapıyı kapat. Aynen. Ben düşersem sen kesebilecek durumda kal. Hack değil ama bu. Duvardan vurmuyorum bu arada. Orası şey, parmaklık. Buraya kadar dayandım. Okey. Buraya kadar tuttum. Ne kadar canım var? Oha hayvan gibi canım var. Çizleyeceğiz dedim abi. Yani yapacak bir şey yok. Vuramıyorum ki. Başka şansımız yoktu abi. Canını görmüyorum ki ben onun. Canı yok. Diablo'da hiç Diablo 1'de hiçbir yaratığın canını görmüyorsun. Sadece tahmin edin. 250 hit point falan var bu arada. Uçun. Ben demin en az 12 kere falan vurdum. Yarısı kadar getirmişimdir. Yapacak bir şey yok. Bunları satmam gerekiyor. Kitapları saklamıştım ama çok yapacak bir şey yok. Boşalıp getireceğim abi şimdi zaten ben de. Sen orada dayana dur. Ya ben vuruyorum şu anda, sıkıntı yok. Yapıyorum. Ya ben yeni... Çok iyiymiş. Öldü. Yes. Tertemiz abi. Geliyorum. Gittim yanına. Sanırım senin paranı çöktüm az önce. İyi yaptın ama. Ben bir şey Adria cadının yanına 5 tane kitap atmıştım. Yerde bulduklarımızı. Onları sattım. Acil durum için kıyafet alıp gelecektim yani. Ne çıktı Magical Light? X çıktı. Yok bıraktım. X çıktı. Yerde duruyor. Sen görebiliyor musun bu arada şehirde? Şimdi... Ben şimdi sana poşuna getireceğim. Neyse lootlayayım atarım yere. Yettim. Portal falan da aldım. Abi yani Diablo 1 şaka değil, şaka değil yani. Gerçekten şaka olmayan bir oyun. Daha yeni başlıyor olan ilk gün gibi heyecanlı. Abi ne diyorsun ya? Yani Diablo 3'te geri geldi Batch bu arada. Yani orada da böyle bir fresh meat narası atıyor ama yani şuradaki kovalaması kadar şey olmuyor yani, etkili değil. Ya evet canım, şu dünyalar kadar fark var aralarında. Oo güzel baltaymış bu ya. İyi abi taşırsın. Ne diyeyim? Abi artı 8 strength'le geldi ya. O zaman buyurunuz. Bunları Pep'in yeni karıştırmış. Sen seversin iç abi. Dört tane aldım, doğru mu? Ha, şurada bir tane daha var, 5. Bir tane daha var, bir tane daha olsa da. Yok girebiliyor da portalı şey gibi düşünün. Bir giriş bir çıkış. Hani ikimiz bir giriş bir çıkış yapmadık ya, o yüzden kapanmadı o. Hayır, ben yani, normal yolda geldim. O bilerek açık bıraktı. Bunlar şeyler ya, küçük oyun trikleri arkadaşlar. Ya oyunun mekaniğini oyuna karşı kullandığınız senaryolarda kendinizi çok kötü hissetmeyin. Çok böyle hile sayılmaz o tür şeyler yani. Çünkü hile böyle sahip olmadığınız bir şeye sahip olmak veya geçen yani şey olarak böyle bir anda elinizde bir item'ın belirmesi gibi şeyler olduğu için bu tür oyunlarda bu tür kreatif çözümlere gitmeniz gerekiyor bazen. Ki zaten şey olarak da yani ben de bir oyun tasarımcısı olarak oyuncuların benim oyunumu bu tarz yöntemlerle kırmalarını çok isterdim. Çünkü sizin oyununuza demek ki zaman arıyorlar ve bunun üzerine teori ve kafa yormaya başlamışlar demektir. O zaman doğru yoldasınız anlamına gelir. Ben de nerelere geldim ya? Biz yanlış yerdeyiz bu arada. Bayağı şuursuz. Neden? Şuursuz gezmişim buralarda. Doğru yerde ben bu alttan geçiş var zannediyordum da. Yok şu etrafından dönecektik şu an. Ben takip ediyorum zaten. Bu arada az önce kestiğimiz karakter hani yukarıdaki o kilisenin girişindeki adam dedi ya, işte aşağı Lazarus bizi kayıp prensi bulmaya gönderiyor. İşte giden gelmiyor falan. Giden gelmiyor'un hikayesi de şu. O demon mesela biz öldürdük falan ama iblis olduğu için yeniden doğacak atıyorum. Fiziksel formunu da şuraya içeri gireyim ben hatta.
Tuna abi de Hemen girdi burada zaten. Tristan Burada halkını bir gösterelim. evet şu haritayı kapatayım. Burada öldürdüğü insanların beden parçalarından oluşuyor tekrardan. Ya bu adam bunları buçluyor yani kesiyor kasap doğuruyor. Ama öyle yemek için ya da işte atıyorum zevk için yapmıyor. Kendisine baya baya beden parçası çıkartıyor. Ve güzel bir Google'dan bakacak olursanız, bulacak olursanız, bir görselini bulursanız üzeri hep dikişlidir. Buçurun. Hı. Şimdi Ha girdim. girdim, sıkıntı yok. Bana Tahminen boş. zaten mantıklı yerde King Leoric görevi yok. Normalde Diablo 1'de oynarken burada 3. katta King Leoric görevi gelir. King Leoric de aslında işte bu ilk kurtardığımız üçünü aldığımız abimiz vardı ya. Hı. Onun işte bahsettiği prensi bulmak için buraya gelir. Çünkü olay şu, Diablo'nun biraz var olan buradaki hikayesi üzerine konuşursak. Önce bizim küçük kardeş kaçırılıyor. Ondan sonra kral onun peşinden aşağı iniyor, deliriyor. Burası Kanduras bölgesi yani batıda bir krallık Evet. Sanctuary'nin içerisinde. Biz orada Kral Leori'nin topraklarındaki Tristram kasabasındayız aslında yani normalde. Şöyle bir özetleyeyim abi çok hızlı, süper Tabii hızlı. tabii. Müsaade varsa. Orada arkadaşlar az önce şeye girdik ya işte insanlık oluştu falan filan çok hızlı geçiyorum ha, süper hızlı takipte kalın. Şimdi arkadaşlar tabii ki Inarius bu Nephilim ırkının potansiyelinden korkuyor. Diyor ki ben bunların hepsini biteceğim. Lilith de anne olduğu için karşı çıkıyor. Hayır diyor ben bunları sonsuz savaşı bitirmek için kullanacağım. Ayrıca bunlar bizim çocuklarımız diyor. Ve bu düşüncede olan ne kadar melek var, şeytan var hepsini yok ediyor. Sonra hızını alamıyor. Bütün melekleri, şeytanları yok ediyor Sanctuary'deki. Sonra Inarius tamam diyor bunu durdurmak için adımlar atmaya başlıyor ve Lilith'i tutuyor, kapatıyor. Void denilen bir sonsuz karanlığa hapsediyor. Lilith'in ilk hapsedilişi bu oluyor. Bu ara burası bayağı sarsıcı abi. Sen sağ kalabilecek Evet, misin? burası. Çünkü burası Leori'nin toprakları. Burada sonsuz undead var ya. Yani. Bonarchılar da çıktı piyasaya. Velhasıl arkadaşlar daha sonra insanoğlu yani giderek şey oluyor nasıl söyleyeyim sayıca azalmaya başlıyor tabi bu savaş sırasında Inarius da bir yandan şey yapmaya çalışıyor yok etmeye çalışıyor onları vesaire derken Lilith de gitti bütün melekler iblisler de gitti şeyden bir tek kendisi kaldı melek olarak Sanctuary'de yani Nephilim ırkını yok etmesinin bir anlamı yok bu saatten sonra bir diyor ki ben bunların tanrısı olayım arkadaş diyor tanrı olarak takılırım ben burada devam ediyor yoluna ve ışığın kilisesi Cathedral of Light inancını kuruyor ve kendisini de peygamber ilan ediyor bu olguya. Bu arada abi bayağı yaylım ateşi yiyoruz ya. Evet, burada hiç durmayacaksın abi. Durursan ölürsün. Sen uzaktan sıkacaksın abi bunları. Görmeden mi? Evet, aynen görmeden. Gel gel geri gel geri gel. Şimdi önce şu minileri alalım. Burası XP farm. Benim healing potionlarım GG. Şimdi az kaldı. Biraz hayatta kalmaya çalış abi. Sana da vurmamaya çalışıyorum. Asıl o beni zorluyor. Tamam, güzel. Abi sen görmeden at. Shift'le, aynen. Ya. Ses duyduğun yerde doğru yere atıyorsundur. Aa ben sesi Evet, şimdi. duyamıyorum. Yayına gidiyor sadece ses. Şimdi ben burada bir portal açayım. Ben bir gireyim buna, illeneyim. Biz bir aklımız başımıza gelsin abi. Velhasıl hızlı hızlı geçeyim arkadaşlar. Daha sonra bu insanoğlu işte velhasıl geldim gittim güzel oldu falan filan derken büyüyle uğraşmaya başlıyorlar ve büyüyle de diyorlar ki biz insanların işte ölmüş insanların ya da ölmüş nefalanların ruhunu çağırıyoruz falan diyorlar. Tabi arada büyük bir detay var ben bunları atlıyorum özür affedin bu konuda. Ve çağırdıkları aslında şeyler ölmüş insan ruhları değil baya baya cehennemden iblis çağırıyorlar. Böylelikle de cehennem safları yani Sanctuary'den haberdar oluyor. Tabi ürkütmemek için ve tam da şeyini anlamadıkları için Nephilim'in potansiyel gücünü anlamadıkları için Mephisto diyor ki diğer kardeşlere kardeş sakin. Nasıl söyleyeyim? Bir bakalım bunlara. Bunları biz kendi lehimize kullanmaya çalışalım diyor ve Tryon isimli bir tarikat kuruyor. Bu tarikat aslında iyi bir din. Yani böyle çiçekli miçekli falan filan böyle amblemleri var. İşte koçbaşı amblemi var. İşte diyorlar ki biz
dayanıklılığa inanıyoruz. Aslında Diablo'nun tarikatı. İşte Mephis tarikatı var. Kalp amblemleri mesela. Biz aşka inanıyoruz ama işte Mephisto'nun zaten adından da şey. İşte Bald diye bir tarikat var. Onlar da yaprak falan böyle. Biz doğanın gücüne işte oluşturmaya falan inanıyoruz diyorlar. Onlar da yıkıma inanıyorlar falan. Böylelikle Nephilim ırkını şey yapmaya çalışıyorlar. Yani yozlaştırıp cehennem saflarına katıp sonsuz savaşta kullanmaya çalışıyorlar. Asıl amaç o. Ama tabii işler o şekilde yürümüyor ve Inarius'un yani engellemesine maruz kalıyor ve Günah Savaşı patlıyor. Bu arada arkadaşlar Günah Savaşı çok büyük bir olgu. Yani Cennet tarafı olaydan haberdar oluyor. Uldisyan diye bir arkadaş çıkıyor. Uldisyan dünyayı kurtaracağım diye çok büyük bir patlama yaşatıyor. Çok büyük bir güç açığa çıkartıyor. Bu sırada tabii Dünyalar Taşı'nın gücü sınırlandırılıyor. Nephilim'lar güç kaybediyor. Nephilim'lar güç kaybettiği için insanoğlu oluyor. Derken ben bunların hepsini sizler için detaylı bir şekilde anlattım. YouTube'da mevcut diyorum. Ve işte Tuna abinin o bu şimdiki şeyiniz konusuna getirmeye çalışıyorum hikaye. Ve 3 büyük iblis arkadaşlar bu yaptıklarından dolayı 4 küçük iblis tarafından cehennemden sürgün ediliyor. Ve ruh taşlarına bağlı olarak da Sanctuary'e gönderiliyorlar. Sanctuary'de de her iblis belli bölgelerde şey yapıyor. Diablo'da işte az önce Tuna abinin söylediği Kandras'taki bu kilisenin altına saklanıyor. Bu Temple of Cathedral of Light, özür diliyorum, ışığın kilisesi tarikatı. Daha sonra ileride Zakarum diye duyacağız biz adını. Bu şeyi, kiliseyi nasıl söyleyeyim, korumak, işte kimseyi sokmamak, Diablo'nun tekrardan dünya üzerinde yürümesini engellemek için nöbet tutmaya başlıyor ve hikayeler o şekilde gelişiyor. Leoric de bölgenin kralı. Abi sen de hemen yetiştirdim hikayeyi. Yani çok babadan böyle ya. Bundan sonrası işte tabii ki Diablo'nun etkisi ve influence'ı çok artıyor bu bölgede. Yani düşünsene abi, adamlar işte şeyler, aşağıda bir olaylar oluyor. İlk önce zaten Archbishop Lazarus, yani buranın başrahibi etkileniyor zaten bu olaydan. Sonra kralın kulağına şey, Grim of Wormtongue'un Theoden'i okuduğu gibi diyor, aşağıda acayip bir şeyler var diyor, gel şu valilerini al gel diyor. Bu ara abi bak, senin oğlanla kaçırdılar diyor. Lazarus abi şey, Mephisto'nun bayağı bildiğin müridi. Onu söyleyeyim bak. Biliyor musun bilmiyorum o detayı. Şey işte diyor, ya ben Mephisto kontağını bilmiyorum, sadece buradaki power'dan çok etkileniyor yani, çünkü daha fazla seçiyor ve zaten şeytanların en güzel çalıştığı yöntem biliyorsun ki sana olmayan şeyleri vaat etmeleri yani. Bir de o olay olmaz. Şöyle gelişiyor abi, müsaadenle yine. Mephisto'da Kejistan'da bir yere kapatılıyor diyeyim. Yine böyle bir kilise. Diablo 2'de gidip kestiğimiz yer bu arada. Mephisto'nun kapatıldığı yer. Mephisto en güçlü irade olgusuna sahip demon olduğu için yani o Soulstone'dan ilk olarak iradesini kurtarmaya başlayan karakter oluyor ve üzerindeki ışığın kilisesi rahiplerini bir etkisi altına almaya başlıyor. Lazarus onlardan ilk inanan, yani ilk böyle Mephisto'nun büyük gücüne tapmaya başlayan karakter oluyor. Ama az önce Tuna abinin dediği gibi yani asıl görevi zaten Diablo'yu uyandırmak, ama daha sonra Diablo'nun hakimiyetine girmeye başlıyor ve onun için hareket ediyor. Help! Bak bu rare bir yaratık abi. Altını ışığıyla geziyor, gördün mü? Evet, sıkıyorum. Ölümüne sıkıyorum. Ama arkadaki okçular büyük problem. O yüzden onu çekeceğiz birazdan. Pot çalış. Ben şimdi biraz fokus kendime çektim burada. Şimdi onu tutarım. Abi ben sana vuruyormuşum gibi hissediyorum. Kılıç düşürüyor, ne güzel. Kılıç ver, bir sürü ya kılıç. Ya bow düşürsün azıcık da ya. Bow var, gel bir gele. Ben sana bir bow vereyim. Resurrect Other diye bir şey var mı? Var. Olması lazım. Dur, bow nerede? Ha, burada. Bak şu tam şurada altında long bow var. Burada. Adam ok var diyor. Abi tam çok saçmaymış. Rickard 25 STR 30 Dex istiyor. STR 20 mi sende? Evet, şu an 25'e çıkardım. Aynen. Vitality'yi de arttırdım. Yes, kullanabiliyorsun. Evet. Üzerimdeki kıyafet yok ama. Tamam, artık onu bulacağız bir şekilde. Bu arada yani potion da yanmıyor ya okçulara. Evet ya. Sen uzaktan şunları bir fıs fısla. Burası tehlikeli bir bölge. Ölebilirim, her an ölebilirim.
Burada bir de Allah şey ana. Abi geri çekil geri. Çıkar, retreat, çıkar. Tactical retreat. Aynen, officer down. Tuna come back. Şuna bakar mısın? İnanılmaz bu ne abi? Aha geberdim. Dur portal açacağım bekle. Leoric geldi kaç. Aa Leoric varmış. Aa düzeltmişler bunu. Alo. Abi Leoric geldi. Vallahi Leoric varmış. Normalde Leoric yok. Açık alana koymuşlar burada. Rezalet. Ben bunu bir tane vururum ya. Abi sen Leoric'i anlatıyordun. Ben araya girdim. Çok kabalık yaparak. İşte bak Leoric geldi işte abi geldi. Yani işte bunu prensi kaçırıyorlar ondan sonra. Bu da işte kilisenin içerisine damlıyor. İşte şövalyesiyle birlikte bu adı aklını Lactanan'la birlikte yanlış hatırlamıyorsam. Onu. Evet. Onunla birlikte aşağıya doğru iniyorlar. İyice bu delirmeye başlıyor. Bulamıyorlar çünkü hiçbir şekilde ulaşamıyorlar vesaire. İyice deliriyor. Yanındaki adamlarla birlikte biz daha da deyip böyle delirip ölüp sonra gömüyorlar bu adamı. Tabii ki Diablo etkisinde de olduğu için abimizi kaldırıyorlar ve buradaki bütün ölmüş şövalyelere liderlik etsin diye böyle bir iblisvari bir şekilde geri getiriyorlar abimizi. Ondan sonra bu ortalıkta dev kılıcıyla birlikte Resurrected bir iskelet kral olarak hayatında devam ediyor. Abi, orada portal açık. Giriyorum. Ben bu arada bir noktada öleceğim. Cesedim nerede benim? Oralarda bir yerde olman lazım. Sen toplayabildiğin topla çünkü ben girip portaldan geçeceğim şimdi. Aynı şekilde. Başka neredesin sen? Olacak. Ölmekle ölmemek arasında. Yukarı tarafta yerdeyim. Mısın? Aşağıdayım aşağıdayım. Yukarı gitme. Yukarısı tehlikeli bölge. Leoric aşağıda. Öldün mü? Yok daha değil. Leoric benim nerede? Gidip poç alıp gelmem lazım. Aşağıdalar abi. Ha ben de paramı aldım. Biraz pot alayım geleyim. Aynen bunları bir halledelim. Şu shortbow'u da satayım. Bu arada Leoric'in hikayesi de şöyle gelişiyor arkadaşlar. Az önce Tuna abinin söylediği Lazarus karakteri yani bu demonlar Soulstone'ları zayıfladıkça evet zayıflıyor, iradeleri salınıyor ama öyle bir beden ruhu vuku bulup da bir oluşum içerisine giremiyorlar. Yani karanlık çukurdan doğamayacakları için adını siz söyleyin bir bedene ihtiyaçları var. Lazarus da sağ olsun Leoric'i deriltecek olan hareketi yapıyor ve küçük oğlunu kaçırıyor. Adı Albrecht. Küçük oğlunu kaçırıyor ve şey için beden olarak kullanılacak. Diablo için beden olarak kullanılacak ve nitekim de öyle yapıyor. Leoric de zannediyor ki oğlum kayboldu. Diğer büyük oğlu da ki şu anda Tuna abi oluyor. Yani Leoric'in büyük oğlu Tuna abi. Warrior karakterle geldiğimiz için. Evet. Hikayede öyle geçiyor yani öyle söyleyeyim. Büyük oğlu da Kandras da bir savaşta o sırada sefere çıkmış ama tabii şey düşünün yani cep telefonu yok işte mailleşme falan yok. Haber alınamıyor. O oğlu da gitti gözüyle bakılıyor o dönemler. Yani öyle söyleyeyim. O yüzden biz geldiğimizde de işte hoş geldin işte eski dostum diye bir sevilen bir kral yani Leoric. Çok adil olmasıyla ünlü falan, evet, falan evet. Böyle. Yani ama işte adam gibi adam yani. Kafayı yemeye başlıyor. Tabii sadece kafayı yemesi iki oğlunun da öldüğünü düşünmesi değil. Şeyle alakalı. Diablo'nun da nüfuziyeti iyice artıyor yani bu zayıflığından dolayı onun üzerinde. Ve en son kendi halkını biçmeye başlıyor Leoric. Ve kendi halkını biçiyor. Bu Tristram'da anca bu kadar yani şöyle söyleyeyim 1000 kişilik bir kasaba düşünün ama bu kadar 10 kişi falan kalıyor. Oraya getirene kadar biçiyor halkını ve daha sonra Lactanan diyor ki kardeş yeter senin yaptıkların. Sen artık çekil bakayım diyor ve Leoric'i öldürüyor. Tabi o sırada Lactanan'ın da ruhunu lanetliyor. Diablo da Leoric'in ruhunu lanetlediği için bu kaldırdıkları iskelet ordusuna hükmetmesi için onu uyandırıyor. Ve Skeleton King yani iskelet kralı olarak oyuna yani hikayeye devam ediyor. Oyuna dedim yalnız. Aynen de oyuna sokuyor ondan sonra oyuna getiriyor. Leoric'i oyuna getiriyor ona göre. Çok hızlı 5 dakika ara verebilir miyiz? Tabii ki. Sayesen. Ben hemen bir içecek alıp geleceğim çünkü. Tabii ben de devam edeyim burada müsaade varsa. Yani sen devam et abi biz kasabada böyle. O zaman şey gel şeyin yanında konuşalım. Deckard Cain'in. Yok Deckard Cain'in değil. Sarhoş Farnam'ın. Sarhoş konuşmaları yapalım.
Ha şu yerde oturuyordu. Bir Ben de çocuk vardı burada. Çocuğu göremedim. onu Britta'da gideceğim. Bu Farnham kasabanın Ayyaş'ı. Bu da bu hale gelmesinin sebeplerinden biri. Hemen hızlıca anlatayım. Bu Butcher'ı gitti kestik ya. Orada işte şeyle birlikte, bu diğer savaşlarla birlikte Lazarus'un peşinden krallarını kurtaracaklar, bilmem ne yapacaklar diye aşağı iniyorlar. Ondan sonra işte Prens Albrecht'i arıyorlar. Orada Butcher'ın odasında ilk olan olayları görenlerden bir tanesi kendine gelemiyor. Ondan sonra da kendisini alkol verip böyle aşağıda çıkan anlatıyor. Ama Wirt adı verilen bir tane çocuğu kurtarıyor. Onu da yani bacağı tam böyle Butcher bacağını kesiyor çocuğun. O sırada böyle kurtarıyor falan vesaire gibi bir hikayesi var deyip ben hemen kendime bir çay koyup geliyorum. Tamamdır abi. Eda da Hots oynuyor arkadaşlar. Gel bakalım aşkım. Gel bir selam ver. Merhaba. Ben de yan tarafta Hots oynuyorum ama Diablo'nun hikayesini dinliyorum bu arada. Çok eğlenceli. Ya bu Leori'nin şeyi inanılmaz hüzünlü. Çok çok Hatta üzücü. bulabilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir görsel paylaşayım sizinle. Leoric Madsen. Chris Madsen'in bir çizimi var bununla alakalı. İnanılmaz güzel. Aynen buldum. Şöyle bir görsel var. Net geliyor mu? Metin'e de benziyor. Gayet Metin kendisi yani. Büyütemedim. He looks like him. Ha? He looks like him. Kendisini çizmiş. Şöyle yeni pencerede aç yapsam. Leori kendisi olarak çizmesine ne diyorsun? Yani benziyor evet ama. Yani çok benziyor. Tabii arkadaşlar yani hikayenin temelinde Metsen'in şeyi var. Her taşın altından çıkıyor kesinlikle. Abi çok benzemiyor mu? Emre çok büyük. Arkadaşlar ben size matrişkamı göstereceğim. Matrişka. Look, Arkadaşlar biz Kral Leoric'ten bahsediyoruz ama Eda'nın matriçkasında kaçırmayın burada. Ne yapıyorduk bunu aşkım? Bir dakika Bu hemen bileklik. anlatacağım. Bu bilekliği bana hediye ettiler arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz işte bahar geliyor. Ağaç dalında gördüğüm ilk çamurcuğa bu matrişkayı asacağım ve dileğim yerine gelecek. Asacağım, dilek dileyeceğim ve yerine gelecek. Türkçe konuşabilirsem anlatacağım ama umarım Ne anlatabilmişimdir. dileyeceğiz? Oba benim dileğim. Aa. Çocuk. Hayır, sağlık. Amerika. Matrişka. Evet, Matrişka'nın ismi. Look, Matrişka. Matemiçka. Velhasılı kelham arkadaşlar. Şama Eda doğaya tapıyor eve. Evet. Sorularınız varsa hikayede atladığımız yer varsa sohbette yer açmak istediğiniz bir şeyler varsa Tuna abi gelene kadar paketleyelim 2 dakikada. Bekliyorum. Madsen Reis kesinlikle. Ya mesela benim sizle paylaşmak istediğim en detay hikayelerden bir tanesi Leoric. Öyle bir deliriyor ki çocuklarının kaçırılmasından eşini sorumlu tutuyor. Kraliçeyi sorumlu tutuyor. Ve kraliçeyi idam ettiriyor. Ya orası yani Diablo 3'te ilk tecrübe ederken benim yani en çok duygulandığım sahnelerden bir tanesiydi. Hatta böyle biraz komik bir anı gibi gelecek. Komik bir anekdot gibi de gelebilir. Bir ruh düşünün. Ruh uçarak geliyor ama kafasını elinde tutuyor falan. Kim diyorsun bu? İşte daha sonra Leorin karısı olduğu ortaya çıkıyor. Yani diyorum yani delirmenin seviyesi bu kadar olabilirdi diyorum yani. İnanılmaz müthiş yani. YouTube'a seri olarak gelecek. Evet, gelecek. O konuda da ben Tuna abi yokken şimdi yüzüne karşı bazen söylerken utanıyorum, çekiniyorum. Gerçekten şu anda yani biliyorsunuz şey yapmayacağım ben YouTube'dan duysun beni. Ya benden yani bizden büyük yayıncı. Ya yaptığı Ya işler çok yaptığı büyük ya. işler çok büyük ve gerçekten bu anlamda bize destek olması işte yayının bu kanalda gerçekleşmesi bu direkt öyle istedi yani müthiş bir destek. Ve o fikri attı ortaya bu şekilde yapalım diye atılım gösterdi diyeyim. Yani gerçekten duygulanıyorum da yalakalık yaparken.
Yani gerçekten şu an heyecanlıyım da yani sadece Diablo 1 oynadığım için değil ama Tuna bile bir şeyleri tecrübe etme şerefine diyeyim gerçekten ulaştığım için de çok 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 mutluyum. İnanılmaz mutluyum yani. Oyuna da çok büyük katkısı var. Oyunu da çok seviyor. Hocam. Kesinlikle, kesinlikle. Şu anda açık etti bir şey. Ben de bir şey sandım. Mutlarına bak. Yok bebeğim, Twitter'lara bakıyorum. Bu yani Hangi Twitter'ı yüklen burada? Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Yaren oğlu geri dönecek mi? Oğulları geri dönme var mı? Resurrected. Şey oluyor bebeğim. Şu an söylersem eğer spoiler olur. Zaten küçük oğlu GG. Söyledim mi onu? Yes, geldim ben de. Aa, ben de Leoric hakkında dedikodu yapıyordum. Seninle ilgili hiçbir şey Hayır. söylemedim. Tamam güzel. Şey kraliçe şöyle asıldı kesildi değil mi? İşte ıvır Duydun mu yoksa? Ses açık mıydı? Ha, iyi zıvır. var. Yo. Bu arada bir şey diyeceğim. Potion alacak gold'un var mı? Yok. Şu anda 12 gold'um var. Şeyi damlatıyorum diye sorarsan. Oo, Neresi madde? zengin. Küçük potion alıyorum ama. Küçük küçük ya, ben de küçük full küçük Dexterity dolduruyorum. Bu arada çok çok güzel bir kılıç düştü bana ama dexterity'm yetmediği için kullanamıyorum lanet kılıcı. Tuna abi çayı damıtıyor musun? Çok uzun çak koyuyor galiba. Evet, sordum. Yok, suyun kaynamasını bekledim ya. Hı. Su kaynamayınca yapacak bir şey yok arkadaşlar. Vallahi. Güzel Tristram müziğiyle birlikte. Yine abi sen. Çabuk bitmesin, haftalık yapın. Yok yok, oyun bitene kadar buradayız. Yani bol bol oynayacağız arkadaşlar ya. Devam edecek bu seriyi bu şekilde. Gel şu Leori'yi indirelim aşağıdan. Hop, o ne be? Şöyle tutayım ben bunu. Abi bu yanlış anlama, evet eski oyun ama süper saçmaymış. Vuramıyorum şu an buradan, bir saniye. Sana vurmuyorum mi? Bayağı bildiğin vuramıyorum ya Leori'ye. Yani çok dertli ya. Şey ya, Benim iskelet ya arkadaşlar, böyle armorum. kaburga kemiklerin arasından gidiyor benim oklar. Benim potion kalmadı bu arada. Eritti beni. Çekil abi geri. Dayanabildiğim kadar dayanacağım. Ben bir town portal açıyorum arkaya. Tamam, süper. Aa! Bu arada gold'un da yok zaten yani. Sana Ben vurmayayım böyle diye uğraşıyorum ama. kayıtlayacağım abi sen. Süper, çıkır çıkır çıkırt vurdum. Benim bu arada yani hiçbir şeyim kalmadı. Evet, ben de biteyim. Okey, o zaman şöyle yapacağız. Risk alıp Şu an yukarı vuramıyor gidip muyum? vurdum bir tane. Evet, o da bana vurdu. Ağzıma vurdu hem de. Tamam, sen geç portaldan. Geçiyorum, ölme. Yapacak bir şey yok. Cırklattı beni oradan Tamam, hakikaten. sen gel abi portaldan. Al bedenini, ben kayıtlıyorum. Alacağız da. Hiçbir şeyimiz yok ya. Tutunacak damarımız, paramız, altınımız. Çok tatsız işte ya. Oyun gibi oyun. Nightmare? Ne Nightmare arkadaşlar? Normal ya. Ben geçiyorum Bir de portaldan yukarı. bilersen hani geç sen de ben de geçeceğim. Evet. Ben gidiyorum, pot Şimdi alıyorum. Bu Gold'un ara... var Ha? mı? Senin verdiğin gold var işte. Şey, scroll'um bitti ama. 117 gold'um kalmış bu arada. Tamam, iki tane potion alabileceğim onunla. Sana vereyim onu. Gel sen al. Ben şey yapayım. Yok şöyle yapacağız. Yok şöyle yapacağız. Portalda ben şimdi üç tane potion alabiliyorum. Bir de zaten şeyde dolduracak canımı. Yukarıdaki iskeletlere gideceğiz. Leori'yi aşağıda bırakacağız. Yukarıdaki iskeletleri öldürüp oradan loot alıp biraz
Devam edeceğiz. Başka şansımız yok ya. Diablo 2'si ve Diablo 3'ü de olacak. Bu Ah akşam ah. ama iyi ilerledik ya. Baçı kestik. Şu an şeyle uğraşıyoruz. Leoric'le. Yani ben, evet, şu Leori'yi zaten bir indirebilirsek tam böyle kıvamında bir yolculuk olacak bu akşam için. Sendeyim. De yukarı doğru yürü abi. De yukarı yürü. Leori kalsın aşağıdan. Ona döneceğiz ayrıca. O yukarısı da sakat ya. Yapacak bir şey yok. Şuradan Onları geçelim. almamız bir ihtimal buradaki ıvır zıvır Dagger'ı aldım. yerde bulduğumuz yani ne bulursak şu an tam bir scavenger modu abi. Shortbow gelmiş ya. Şöyle etrafı scan'e de gitmeye çalışıyorum ama. Şimdi okçular hareket etmiyorlar. Ben bir gel yukarıdan dönelim abi. Hiç oraya kasma abi, gel yukarı dönelim. Orası kalabalık. Şu blokta daha kesebileceğimiz şey varken buradan birazcık gold toplamak. Her öldürdüğümüz çünkü 40 gold falan düşürebiliyor şu an. 80 gold. 2 potion geldi. 2 pot parası. O staff düştü. Nice. Staffları iyi para ederse. Ya oyunun o kadar ince bir dengesi var ki. Yani o bir tane daha rare var burada. Çok iyi. Ben tutabildiğim kadar tutmaya çalışıyorum bunu. Bir yandan da yerden goldlar alıp hala şey düşünmedi değil mi? O sarı bir hançer düşürdü bir tanesi. 8 MN MN ne demek? Megabyte değil mi? Ha, 8 megabyte. RAM ile çalışıyor, bilmiyorum. Abi oyunun gereksinimi biliyor musun? Fikrim var mı? Yani varlığı yok arasında. Bilgisayar olsun yetiyor falan diye böyle. Şu an tahta bilgisayarla çalışıyor arkadaşlar oyun. Abi hiçbir şey düşmez bir insana ya. Sen bunları alman lazım benim. Gel. Aa! Diren. Arkamdan kapıyı kapatmışsın. Ben kapatmadım. Ne oldu benim silahıma? Tekme atıyorum ben. Silahın kırılmıştır. Hayır, silahım Ben kırıldı. buraya portal açtım bu arada. Ya gitti longbow'um ya. Alırız geri. Hayır ama yok oldu üzerimden. Ok atıyorsun şu an. O inventory'umda shortbow vardı, onu taktım. Ha, tamam süper. Bana vurma da şu an. Bana vurursan işim zor. Buraya bir şey düştü, ben göremiyorum bunu. Neyse. Tamamdır abi, ben Gel biliyorum. abi şu gate'den bir geçip bir bayağı bir item toparladım ben bu arada. Bir potionlayalım kendimize. Ben de diyorum bana niye düşmüyor? Meğersem o almış hepsini. Tabii, topladım ne var ne yok ya. Tabii tabii. Large. Ya bu arada yani bu oyunda benim çok eski bir Emre diye bir arkadaşım onunla biz çok oynardık. Yani ben sırtımda bilgisayar taşırdım abi. Anlatacağım benim hikayeler bu. Bayağı 3 kilometre uzakta oturan arkadaşımın evine sırtımda bilgisayar kasını alıp giderdim. Sonra geri dönerdim. Bir daha monitör almaya gelirdim. Onu aldım. Hafta sonu birlikte Diablo oynayacağız. İşte mesela arkadaşlar, kaliteli insanla aşağılık insan arasındaki fark da böyle oluyor. Biz de mesela işte VCD falan taşıyorduk, artık biliyorsunuz neden olduğunu. Hiç alakası yok canım. Şaka. Yani biz de böyleydi yani falan diye. Bilgisayarı nasıl bağlardın Şimdi. ya? Az önce arkadaşlar yayından önce de böyle keşke diyorum içimden, lan diyorum onları da alsaydık. İnanılmaz hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Orada da bahsetti böyle, hani kabloyla falan bağlıyorduk diyor. Yani müthiş ya. Ben o tecrübeleri edindiğimi söyleyemem. Çünkü o yıllarda ben Yaşa var ol harbiye, yıkılma saadetinle falan öyle marşlar söylüyordum.
O zaman sana bak oyundaki ilk unique item'lardan bir tanesini atayım yere. Oo, Black Razor. Etkilendim şu anda. Ya 15 şöyle bunu gold mu? kullandığımda Bir tane dagger sattım 15 gold dedi abi, ben bir dagger'lar taraflarımızı öyle. parçalıyoruz. Bu elimdeki dagger daha çok ediyor. Şimdi ya benim balta da fena bir balta değil elimdeki ama sanırım küçük bir şeyle küçük bir kalkan alabilirsem Göztepe'den Karşıyaka'ya zıplayabilirim. vapurla kasa ve CRT monitör taşıdım. Hafta sonuna Diablo oynamak için abi. Emek Tabii emek. ki. Evet ya, hepimiz yaptık onu. Ben şimdi bir tane kıytırık bir kalkan alacağım. Abi biz ne zaman zengin olacağız? Buy premium item diyor. Premium. Yani şöyle işte çok çok potion harcıyoruz. İki kişi olduğumuz için oyunda scale ediyordu tahminen arka tarafta. Çünkü bu güce karşı tek başına savunma gibi bir şansın yok yani. Hani oyun gerçekten affetmiyor arka tarafta bunu. Şimdi. Retro oyun sunan siteler Diablo 1'i tarayıcıdan ücretsiz oynama imkanı sunmuşlardı geçen sene. Aynı versiyon mu? Bileniniz var mı acaba? Ben bir baktım iş yerinde öyle arasında çok benzemiyordu. Versiyon belki hani görüntüsel olarak aynı olabilir ama benim bildiğim GOG'daki işte resmi sürümü Diablo 1'in. Ve orada işte Evet. Diablo Klasik ve Hellfire falan da var. Şimdi küçük bir riskli hareketle. Nereye gittin abi? Ben şimdi gene kasabaya geliyorum çünkü bir tane staff çıkmıştı. Potion'um yok hiç. Kaç tane potion'um. Kalkan aldım bir tane gereksiz. Leorin karşısında durabilmek için. Evet, zaten GOG'da var ama büyük ihtimalle Blizzard orada şeyi düşünüyor. Hani orada da isim yapalım tarzında adımız geçsin ve retro bir oyun artık retro kategorisine girer rahat bir şekilde. O, bu arada çok yanlış bir hareket yaptım. Ne oldu? Yerde bulduğum bu rare unique sarının durability'si çok düşük. Ona güvenip baltamı sattım. Hmm. 5 4 durability'si var. Şey, potion ben vereyim. Yok, potion alabiliyorum şu an. Ben Bir de sıfırdayım abi. riske atmamak için şöyle bir eski taktik usul vereceğim abi. Gold'u town'da bırakacağız. Yani Ölürsek town'a geldiğimizde para burada olacak. bırakayım abi ne olacak? 10 gold ya. Gold senin olsun değil mi? De portal almadık. Tam portal. Dur. Şimdi bu git gelleri birazcık dert bu oyun. Kimden alıyorsun? Edria'da yok muydu tam portu? Elde de var 200 gold. Ucuz değil yani. Neyse, gold onun yanına atarım. Sonra oradan portaldan geçeriz. Bir grup daha iskelet kesip biraz daha item düşürürsek Leori'ye rahat rahat gireriz ya. Biraz 2 level alabilsem şu öbür kılıcı kullansam o bayağı bir dünyamı değiştirecek de. Peki oyun mantığındaki şey neden şuna evrildi? Şimdi cümleyi toparlayacağım. Mesela Diablo 3'te yeni oyuna başlayan birisi. Şu an ben mesela Diablo 1'e o dönemde başlamış olan birisi olsaydım kafayı yerdim büyük ihtimal. Öl gel, öl gel falan. Diablo Abi oyuncu 3'te değil. özellikle bu biraz daha kolaydı. Ya o, tamamen oyuncu tecrübesiyle alakalı olan bir durum. Diablo 2'de de serttir mesela Diablo 2. Hı. Ve sana şey verir. Yani bu kadar skill dağıtırsın vesaire. Oyunu her bitirdiğinde bir kere skilllerini yeniden dağıtma hakkı tanırdı. Bunda zaten öyle bir şey yok. Bir statı yanlış verdin mi? Yanlış verdin yani. Olay bu. Diablo o yüzden çok acımasız bir oyun. İki biraz daha az acımasız. Üç yolda istediğin her şeyi al tak bilmem ne zartur. Aldığın skill'in hiçbir önemi yok. Yani Diablo 2'deki gibi spesifik bir türe yönelme gibi bir unsur yok. O yüzden mesela Diablo 3 Diablo komünitesi tarafından çok haşlanmıştır zamanında. Yani haklı bir haşlanma bu arada. Ama şimdi mesela Diablo 4'te bu Angelic, Demonic ve Ancient Power'lar ve bunların üzerinden stat dağıtımı geri geliyor olması yani inanılmaz heyecan verici. Diablo 4 o yüzden Diablo 3'teki hatalardan ders çıkartılmış olduğunun çok güzel hissini veriyor. Yani ben bütün bu geliştirme bloglarını okurken bayağı böyle heyecanlandım.
Biz de Bir dakika, şimdi onun oyuncu... yayını da yapıyoruz. Bu seride vesile olsun. Birlikte yapalım abi. Olur, tabii ki. Ben hani en azından daha şey tarafından, oyun tasarım tarafından destek verebilir misiniz sohbete? Ya biz de işte izleyicilerimize hani nasıl söyleyeyim aktarma yapıyoruz. Yani sesle aktarma yapıyoruz gibi. Hani neredeyse baştan Süper. aşağı bir okuma şeklinde bir içerik çıkartıyoruz o anlamda. Güzel de oluyor. Görüntüsünü de veriyoruz ya işte skill'lerin ya da item'ların şeylerini, görsellerini. Tertemiz, tertemiz. Hadi in abi, ben de arkandayım. İndim. Şimdi burayı temizledik. Bu alt tarafına tam devam etmemiştik galiba. Şurayı Şuraya iyice devam açalım da. etmedik. Ha. Ben şu altı bir iyice açalım. Bak burada 35 gold, 27 gold. Bunlar hayat kurtaracak abi. Güzel, 39 gold. Buralarda bir şey var mı? Boş oda yapmışlar. İnanılmaz. Okey. Diablo 4'ü görünce yıllar sonra ilk defa Blizzard oyunu bu oyunu benim yaş kitleme yapıyor diye düşündüm. Ya bu yaş kitlesiyle sıkıntı değil de aslında biraz rekabet bence. Sen ne düşünüyorsun abi? Daha profesyonel yorumlayacak olursan. Rekabet şöyle, kiminle rekabet? Önce bunu bir soralım. Yani Diablo'nun rekabet etmesi gereken oyun var mı? Kendisinden başka. Bence en kritik soru bu. Diablo Yani 3'ün çıktı. mesela Path of Exile'cılar vardır çok fazla. Onlar böyle o Diablo'nun yokluğunu ona doldururlar. Ama mesela ben Path of Exile'ı daha iyi bir Diablo 2 alternatif olarak görüyorum. Yani tek başına standalone olarak mesela çok değerlendirmiyorum. Çünkü çok özgür bir şey var. Skill tree'si var. Ve bir oyun tasarımcısı olarak bu kadar özgürlük verdiğin anda oyunculara bir yerde denge tutturabilmek için herkesi aynı yere çekmek zorunda kalacaksın. Bu da sonunda Diablo 2 ile aynı şey geliyor yani. Peki o olgu meta yani meta yaratıyor değil mi yani? En Tabii nihayetinde bir tabii yaratıyor, yaratmaz değil. Of 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 of. Bak burada bir tane daha elitleri var çünkü o yüzden bu kadar damage yiyoruz. Bunları temizlememiz gerekiyor abi ölmeden. valla ben bir yerden tutturdum, vuruyorum sanki. Elit sanırım altı beyaz ama. Şu en Var bir tane. köşede. Yani ben kendi üzerime çekiyorum. Sen uzaktan vurabildin kavur. Ben bunları kayıtlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çok Ölmüyorlar. girmesen o taraflara. Ha, bir tanesi öldü. Bana doğru gel, bana doğru gel abi. Orada çok damage yersin. Şurada kolon arkasında kalıp. Aynen, ben kendi üzerime çekeceğim şimdi onları. Aa, beni fark ettiler. Ciddi şekilde town'a gitmem gerekecek abi. Ölüyorum. Ben kaçıyorum abi yukarı. Şu 3 kolonun oradayım. 3 kolonlu kapının oradayım daha doğrusu. Zaten. Tam portal scroll'umuz var mı? Sen almıştın. Yanlışlıkla yere de atmıştın Orada kendini. ölürsün hala. Orada ölürsün hala, kenara gel abi. Ben aldım da. Sen yiyorsun abi. Oh. Şimdi para yukarıda. Birazcık para topladık gene. Abi Falcon diye bir 4-8 vuruşu olan bir silah düşürdüm. Mavi mi? Evet, Anahtar falan mı? 30 STR istiyor. Okey, onu kullanmam gerekebilir bu arada. Ben şu yukarıdan bir tam portal da alacağım. Şu tam portala verdiğimiz para da inanılmaz yalnız. Nasıl gold'um yok? Az önce topladım ya. 39. Neyse ben gider gelir pepini doldururum artık. Ne yapayım? Dur bir tane daha tam portala çok veriyoruz şu an. İnanılmaz şey ya. İnanılmaz kaotik bir durum söz konusu şu an. Bakalım. Portalın oraya atıyorum silahı. Fıt. Şimdi onu ben alacağım. Elimdeki sarı eşyayı satacağım. Oradan gelen parayla bize potion alacağım. Bir de sana bir bow almamız lazım ya. Bir dakika. Blackracer 500 gold. Tamam.
Çünkü sen uzaktan vurabildiğin takdirde gidip nefes alırız. Sen short bow kullanıyorsun değil mi şu an sen? Evet abi. Şey, Cappar bağırıyordu da bir şey. Neye bağırdığını anlamadım. Dexterity'nin kaç senin şu an? 45. Okey, sana ben longbow değil de hunter's bow alıyorum. Abim bakıyor bana be. Bak şimdi bir ince matematik yapacağım burada. My basic item'lardan da. Ya ama bayağı donsuzum ya, üstümde bir şey yok. Tamam, şimdi onları da şöyle çözeceğiz. Mesela o şeyi yaşayamıyoruz. Diablo 2'de bayağı bildiğin çanta dolup dolup taşıyordu. Tekrar boşaltıyorduk. Dolup dolup taşıyordu falan. Şunu giy abi. Ben de elime mace aldım. Of, bütün parayı ben öyle bir döndürdüm ki şu an arkadaşlar ince bir ekonomiyle geldiğimizde hala potion alacak paramız kalması lazım. Ben sıfır potion'um hala. Bana resmen beni doyuruyorsun abi şu an. Bu arada son paramızı iniyoruz aşağıya artık. Ya elit varmış da elitteki o şeyi alamadık ya karşılığını. Bir tane daha elit kestik mesela. O grafik hatası gibi duruyor ya. Benim bir dert tamam orada. Reddit'te Diablo 2 Resurrected konsollar için Collector's Edition çıkarabilir. Yok, direkt konsol cross platform olacak. Abi Oyun. ben vallahi Allah ne verse dalmaya gidiyorum şu an oraya. Kıracağım kemiklerini. Sen uzaktan yapıştır oklarını. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Haydi. Dört. Beş. Ah, elit öldü. Abi böyle bazen onu oh. Şimdi o köşeyi çok dönme abi. Önce şuradaki indirdiğimiz her şeyi bir toplayalım. Bırakıyorum sana. Bir level daha atlamam lazım. Longbow düştü bir tane. Güzel. Acil durum için kurtarız. Şimdi Leori'ye nasıl indireceğimizin planını yapacağız. Şimdi bugünün asıl konusu, şu an daha doğrusu asıl konu Leori'ye gelecek hikaye. Yani burada aşağıda bir sürü iskelet ıvır zıvır var. Kapıyı açınca da çıkacaktır bir sürü. Şöyle bir etrafı scan ediyorum. Sen kapıdan orada temizleyebiliyorsan. Var mı kimse içeride? Yok. Scroll of Healing Boş mu kapı? geldi. Tamam. Scroll phasing gelmiş. İçeride silah var. Tamam. Balta var. Bunu da alalım. Alamıyorum. Sen alabiliyor musun? Aldın mı sen? Hayır, almadım. Aldım şimdi. Tekrar Tamam, atıyorum. okey. Aa, kayboldu. İnventörümde görünmüyor. Allah Allah, enteresan. Okey, şimdi şu alanı iyice bir analiz edelim. Mouse'u gezdir abi, bulduğum bütün lootları alacağız. Mouse'u taraya 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 taraya. Of.
Firewall. Kullanamıyoruz. Yok yok. Olabilir değil. Direkt cross faction yani şey cross factionlardan çıktı. WoW oynuyor. İyice şey oldu. Crossplay. Cross platform olacak. Yani ve şey değil hani atıyorum işte PlayStation'da oynayan bir arkadaşınla oynayabileceksin tarzında değil. Normal bilgisayarda oynuyorsun abi. Kalkacaksın, arkana yaslanacaksın. Konsoldan gireceksin. Aynı karakterle aynı oyuna aynı partide falan devam edebileceksin yani. Ya bu o Diablo 2 Resurrected'da o anlamda ben şey işte o yüzden PvP'si hoş olmaz diye düşünüyorum. Guild'in adı neydi benim? Knights of Wind. Bu arada Guild'imizin adı. Ünlem Guild. Çok da pek SGK'lılar hani. Boomer'lar tayfası. Yani çok böyle yüklenemiyoruz. Bir şeyler yaparken biraz geri kalıyoruz. Ama çok da dert etmiyoruz açıkçası. Shortbow'umu satıyorum abi. Shortbow'unu sat. Longbow, Hunter's Bow onunla idare edersin. Longbow'u da attım yere. Şimdi birkaç tane scroll var onları satacağım. Bir tane tam portal alacağım. Sonra All Out Leore'ye gireceğiz abi. Çünkü ya dördüncü kata inip biraz adam kesip palazlanıp yukarı çıkacağız Leore'ye. Ya da Leore'yle yüzleşeceğiz. Ben Heal Potion alayım biraz. Kaç gold'um var? 64. Bir tane alabiliyorum mesela falan. Pepin hille beni. Kemal'le. Leorin canı doluyor muydu bir ara? Onu hatırlamaya çalışıyorum ya. Leorin birazcık üzecek bizi ama. Bir HP bar olsaymış güzel olurmuş aslında. Şey, şu an senin de armorun biraz yükselmiştir diye tahmin ediyorum. Hard leather armor giydin değil mi? Armor class 20 diyor ama. Evet giydim abi. Güzel. Çok güzel. Kaç potion eksik senin? Valla 4 tane var yani. Bir tanesi scroll. Yeter ya. Yok yok fazla oldu. Zaten all out ne varsa sattım zaten. Okey, senin şeyin nedir? Zaman dilimin? Var mı daha vaktin? Var var. Kesici bu akşam iniyor. Ne? Anlamadım. Kral iniyor bu akşam. Kral iniyor değil mi bu akşam? Tamam, okey. Portala gir. Aşağı indim yanlışlıkla. Dur. Ne olacak? Ben yürür geçtim. Açtım. İyi, açık dursun lazım. Abi direkt alıyorum ben Leore'ye. Doğru pozisyonunu anlamadığımı düşünüyorum. Heh. Şu an vuruyor muyum emin değilim ama. Okum içinden geçiyor ya o yüzden çok emin olamıyorum ya. Vuruyorsun gibi ya. Ama orada miseden bana vur. Oradan vurma, oradan vurma, oradan vurma. Yandan. Some magic resistance, some magic immunities. Benimse armor'umu kırdı mesela şu an. Benim son potion'um. Tamam, ben kayıtlıymaya çalışacağım abi. Sen düz çizgiye tutabildiğim kadar tutacağım. Biraz geri çekildi abi de bana dönsün. Dur, potum yettiğince vurayım çünkü şu an vurduğumun sesini duyuyorum biraz. Gel buradan devam etmemiz lazım. Ona yeterince damage'i verdik ama şuradan devam edip yan tarafta açmadığımız birkaç yer var. Oradan da biraz daha para çıkartın. Potion alacak şeyimiz yok, gücümüz yok çünkü. Arkadaş oyun gerçekten zor ya. Diablo 2 Resurrected'ı soruyorsanız henüz çıkış tarihi yok. Bu sene içinde çıkacak ama. Onun bir technical alfası olacak önce. Ha, geldi mi namus? Baktın dayanamıyorsun. Burada dördüncü kata iniş var.
Direkt in dördüncü kata abi. Ben yukarıdan birazcık gol toplamaya gidiyorum çünkü. Ya masum üstüne getirince target'i alıyor. Ama vurma hit chance'ınla çok alakalı ya. Ya dur bakayım. Şöyle bir değişik yapacağım. Ben direkt alt kata iniyorum abi. Sen de gelebiliyorsan gel. Gel abi aşağıya birazcık para biriktirin. Gene sıfırı tükettik ya. Hiçbir şekilde bulamıyorum ya. Yukarı çıksam Leoric var, aşağıda bunlar var ve canım 1. Tek hitle ölüyorum. Öldürmeden çözeceğim ben bu işi. Süper kite. Denenene derken öldüm. Burası dertli bir yolculuk olacak. Şimdi dur bakalım. Senin... Portal açıktı. Gelsem 2 dakika Pepin'den illenip. Sen kes kes. Ben senin bow'unu aldım. Asıl kritik konu Leoric'ten bir kere damage yemeden portala kadar dayanabilmem lazım. Yo ben geleyim buraya dedim de. Ben mecbur kalkacağım zaten. Tamam. Şimdi ben şimdi portala gidiyorum. Portal nereye açtığını hatırlamıyorum. Oo bu arada baskın yedik. 34 izleyiciyle Efnan kardeşimiz geldi. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz baskın için. Hoş geldiniz. Diablo 1 oynuyoruz. Sever misiniz? Hello. Selamlar. Diablo 1'e hoş geldiniz. Diablo 1. Biz geldik. Sen bana zaten şey niye gelmedin? Hı? Hesap ver bakayım. Biz portalı nereye açmıştık abi hatırlıyor musun? Biz portalı... Şey, Leorin tamam. İlk o saldırmadan önceki elitleri kestiğimiz yere açtık. Tamam, okey süper. Buyur abi. Şu acil durum için burada kalsın, ne olur ne olmaz. Ha, almayayım mı? Bir tane yayı bırak abi. Bu fakirlik ne olacak ya? Vallahi inanılmaz bitmiş durumdayız. Klasik buradan. Takıldım. Bu arada biz Okan'la birlikte TBC şeyinde Gehennas'ta takılacağız. Orada mısınız? Tamamdır. 7K XP. Ben bu yapacak bir şey yok. Güzelim kılıcı satıcıyım artık. Buna ihtiyacımız var çünkü. Şimdi... Üçüncü katta yani Leoric bu arada kapı açabilen bir boss. Bushur açamıyor ama Leoric açabiliyor. Öyle kodlanmış. Enteresan bir yapısı var onun. Şimdi. Buyur abi. Ne olacak bu halimiz ya? En azından bu çantız olsun. Ben o sırada gideyim bir tane tam portal alayım yukarıdan. Yok indireceğiz diye orayı başka şansımız yok. Şey peki klasiğe neden böyle çok yükseliyorsunuz? Mesela hani... Ben yükselmiyorum. Yani şey için diyorum yani sonuçta eventually retail'a bağlanacak ya yani hani. Ya işte dediğim gibi ben yükselmiyorum. O günleri tecrübe ettiğim için çok şey yapmıyorum. Eda geçmişi bilmiyor WoW'la alakalı. Hani o dönemler nasıldı işte oyun nasıldı falan.
onları bilmediği için merak ediyor sadece. Onun yani, hype'ı var. Tabii yaşamak lazım da hani şey için diyorum yani şey biraz daha rahat yani ne bileyim content limitli ya orada da. Evet. Yani onun yerine atıyorum biraz daha güncel de kalıp progress bilmiyorum daha mantıklı gibi geliyordu bana o yüzden. Ya orada da işte çok fazla vaktimiz olmadığı için yani artık heroic bile kesemez seviyedeyiz. Yani artık try istiyor şeyler ve insanlar da nasıl söyleyeyim böyle çok sabırlı değiller özellikle bizim komünitimiz. Öyle olunca da kopmalar falan olmaya başladığında yalnız oynanabilen bir oyun değil. Yani raid dediğin zaman tek başına gidip yapamıyorsun. Tabii. Evet yani Sarp üniversite öğrencisiyken yani gidiyorduk saatlerce boss trylayabiliyorduk. Şimdi öyle bir şey yapamıyoruz yani. Bir de moral de önemli abi. Hani atıyorum gece geç olmuş 5. denemedesin artık olmayınca böyle hadi bırakalımcılık da oluyor ya böyle. Ya zaten abi 5 fena bir deneme yani 5 deneme sayısı değil yani. Ya ben kendi adıma diyorum ya ben yüzler 200'ler falan yani işte o sayılara ulaşmak lazım. Belli şeyleri oturtmak için o yani. O da olmayınca normalde yetiniyorsun. Direkt Leorin yanından geç abi. Şey çıksın buradan. Arkadan kapıdan geç. Bir alt kata inelim. Buraya mı? Sağdan abi. Sağdan. Tıklıyorum ama. Mesela bak Yiğit diyor 300 try attım diyor. Yani 300 try var yani. Şimdi şuradan birazcık bunları kesip biraz para biriktirelim abi. Experience de gelir. Aynen. Güzelim kılıç gitti ama yapacak bir şey yok. Ya bana. Yardım benim etrafı temizle. Uzaktan da bir ok kaldı. Yorulduk da. Bunlar çok vuruyor. Ben bu tarafa çekmeye çalışıyorum bir kısmını ama. Ben ölüyorum. Öldüm. Duydum zilin sesini. Çok kötüymüş ya Rock. Keşke büyücü açsaydım. Ya da ben de mi warrior açsaydım? Vurduğumu hissetmiyorum hiç. Yani şey bir konu maalesef. Dertli bir klas ama bir yerden sonra çok rahatlayacaksın yani. Böyle sağdan soldan tüküren bir şeyler gelmeye başladığı zaman. Ben de 5 denemeden sonra bayarım. TBC'de Teron Gorfian Cuma gecesi 21.30'da başladık. Cumartesi sabah 6.00'da kestik. İşte öyle vaktimiz yok. Rogue'da asla sabit durmaman lazım da arkam kapı, etrafım sarılı. Tamam ben şimdi seni çekiyorum yukarı. Aldım yayını armorunu. Abla çatışmadayım ölüyorum. Şu Leoric de peşimde lanet. Okey yapacak bir şey yok. Ben senin bow'u bıraktım abi buraya. Kalkıp geliyorum ben. Gel kasabadayım ben. Yok nereye? Gold şeyimiz var ya. Nereye bıraktın? Falan var. Fortun orada. Şimdi parayı alacağım. Abi gireceğiz. Leori'ye abanacağız. Başka şansımız yok. Leori'yi indirmeden rahat etmeyeceğiz çünkü. Yani abanayım da abi. Nasıl iş ya? Öyle ben abi, Huntress Bowl'a vurayım biraz. Single player'da da böyle daha bu oyun. Yani insanların şu an Diablo 1'e karşı yaşadıkları sıkıntı çok normal. Aaa Leorin önüne çıktım ben. Sen de hemen daldın aşağı. Bana ha ben aşağıdasın zannettim. Bu yanımda benim bir işaret çıktı. Inventory'nin üstünde bir amblem çıktı. Bu nedir? Zırhın kırılmak üzere repair etmen lazım ya. Edelim. Edemem. Yani edemeyeceğim büyük ihtimalle. Sen tamir yapamıyor musun? Yapabiliyorum. Yapacağım şimdi onu. At yere abi. Allah aşkım ya ne useless bir klasmışım ben ya. Hayır değil ya değil. Şey olacak çözülecek o sen merak etme. Şimdi güzel tarafı. Oyunu bıraktığımız yerde yani dungeon'dan resetlenecek multiplayer tekrar girdiğimizde.
En kötü birinci level'a dönüp oradan tırım tırım kasıp Peki tekrar golü bosslar biriktirip tekrar yukarıdan doğacak çıkarsın. mı? Ha, hepsi doğuyor. Aynen. Ben belki gelemeyebilirim de daha sen git olur mu? Sen ne yapacaksın? Bu. Sleep. Yarın diyor. Ah, ay Rogue'un yüzüsü. Hayda. Yaşlı bir yüzü Rogue, görmedim. şimdi Diablo 4'te yüzüsükten çıkacak, yüz full'a dönecek değil mi? Yani Diablo 4'teki ile bu arasındaki fark, oradaki karakter attan inerken şey atıyor. Rain of Fire Hadi atıyor. oğlat. Leoric. Gir abi. Tamam. Arkandan geldim ben de. Girdim kolama. Şöyle biraz yaklaşayım da vurayım. Çok iyi abi, devam. HP'sini Sen Magic Resistance'sız abi. Bu kadar. ha? Malın kalitesini anlayacağız ama. Hadi yavrum, hadi yavrum ya. Geber İn ulan! aşağı, düşür tacını. Artık dibinden vuruyorum yani. Yayı çekerken parmağım değiyor lan. Hala arada kaburgasının arasından ok gidiyor yukarı. Aa, bitiyor potion'un gene. Rezalet. Yere iki tane attım. Dört. Hayır, dur, alamadım tabii onları. Bir tanesini aldım. Devam. Bir tane daha atabilir misin potion'a? Öyle bir yere düştüler ki Allah kahretsin. Devam. Aynen devam, hiç bozma. Biri tam Leori'nin altında kaldı. Alırız şimdi. Bir demiş ayarsam yatacağım artık. Tamam ben kayıtlıyorum. Gel gel baba. Gel baba bana. Look at me Tamam, now. Leon'un altından iki tane potion alalım. Şuraya bir tane portal açayım, ne olur ne olmaz. Ah. Dönüp benim eşyaları alıp tık 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 tam portaldan gelsin. Silah yok bu yerde göremiyorum şu an. Sadece kalkan görünüyordu abi. Bilgin olsun. Rezalet. Rezalet. Şu an Leori'yi kesemiyoruz ya. İnanılmaz yani. Arkadaşlar baksanıza bir şu Leori'nin pointi kaçmış bu oyunda. Bir tane School of Identify'm var. Onu satıp pot mu alsak? Zaten öyle bir şey. En son oraya kadar düşüyoruz şu an yani. Yere attım. Eyvallah. Bugün Oyunu resetli... Ha onu sormuştum az önce. Abi oyunu resetlersek bosslar da mı geri geliyor? Ha evet, geri geliyor yani, bir daha şey yapabiliyorsun, kesebiliyorsun sonuçta. Yani en kötü öyle devam ederiz. Bence bunu izleyecek olan, sonra da izleyecek olan arkadaşlara neyle başlarında ne olacağını görmeleri iyi olacak. En baştan gidip para kasıp devam edeceğiz. Başka şansımız yok. 240, 721, 963 mu hit points'i? Leoric, Sinfonia, Multiplayer. Ama biz iki kişi olduğumuz için 721 o zaman. Hı.
Muhteşem Şükrü, teşekkürler. Vallahi inanılmaz. Benim Mana'yla bir işim yok Diyeceğim değil mi? Ben doğru biliyorum o ara. bir... Neyle? Mana. Manayla şu an bir işimiz yok da. Yani gold'umuz yok. Bence bunu resetleyeceğiz abi. Başka şansımız yok. Birden başlayıp para Tamam abi, ben kasacağız varım. Devam. geri. O zaman kapatıyorum abi şeyi. Tamam. New game alıyorum. Game'e geçtim ben de. Kurduğun zaman oyunu söyle abi. Ne çıkardım, kurdum, gelir şimdi o. Bas abi, gelmiştir o. Struggle. Gerçekten gerçek dert. Aynen. Direkt standart başka parkurdan devam edeceğiz. Neyse, en azından güzel tarafı zaten multiplayer. Bak Diablo böyle ya aslında. İşte öl, gidebildiğin yere kadar git, sonra yeniden başla. Direkt gel ya. Tamam, girelim aşağıya. Neredesin? Tek katedralin kapısında seni bekliyorum. Pastane kapısında bekler gibi. Pastane köşelerinde sürtmek. Ne? In multiplayer he has %100 life steal'ı varmış abi. Hatta exceed his initial life amount. Tamam, okey. Demek ki yeterli damage'ı veremediğimiz için adam her vurduğunda geri çıkartıyor mevzuyu. Haydi bakalım. Yapacak bir şey yok. Birazcık kasacağız. Ve bak, laps laps nasıl vuruyorsun şimdi, attığın indiriyor aşağıya. Çok iyi ya. Canım ama yani Boss lazım gibi, işte. boss gibi boss. Kasmak da gerekiyormuş yani. Abi armor lazım, bilmem ne lazım. Ben diyordum zaten abi, çok hızlı geldik oraya ya. Ama iki kişi olmamızın etkisi var tabii ki ya. Ya oyun tabii ki tek oyuncu üzerine scale olmuş. Yani öyle tasarlamış. Neyse, en azından gold biriktiririz birazcık. Ama Şükrü, o senin dediğin büyük ihtimal tek kişilik oyunlar için. Bakalım, evet, bir şeyler bulacağız. Şu sol tarafı açalım da önce abi. Evet, Tekrar ıskalayıp gözlemimizi ıskalamadığımı yapalım. göremiyorum ya. Ok içinden geçiyor ama ona değdi mi, değmedi mi? Ben duyuyorum mesela senin saplanan noktalar. Çılink, çılink, çılink. Ya tahminen Leori'ye karşı armor'a damage veren bir silahla saldırıp armor'ını kırıp Leori'nin öyle damage vermek lazım. Oyun içerisinde sonuçta boşuna armor'a hasar verir diye bir özellik yoktur, değil mi? Mantıken koymuşlardır yani. Abi bu orada armor penetration diye mi geçiyor? Damages targets armor abi. Hmm. Şey, bu böyle devam edeceğiz mi? Sen şey yaparsın. YouTube atacağın zaman bu kısımları Yo. uçurursun abi. Neden canım abi, burada çok değerli sohbetim var ya, yapma. İlçem şey ayrı. Tabii ki. Sohbet kısmı ayrı da. İşkence gibi aynı yeri bir tur daha dönüyor. Gerçi Diablo gibi abi. Diablo'yu da üçü de böyle oynuyorsak zaten böyle olacaktı. Paragon 700 olmuşsun. Greater Rift 13 yapamıyorsun yani. Güzel nostalji oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Güzel, 140 gold biriktirdim. Boşuna alırım artık. Aa, cape çolak düştü bana, kulak. Çılak çok iyiymiş. Bulduğunu giy abi. En azından şimdi vurduğumu hissediyorum ya. Şu anda.
Ha bir de şansımıza ne böyle fountain var ne bir şey var. Hani canımızın sağlığına gidip böyle iki yudum içelim. Cennet bahçelerinin tadına bakalım falan. Hiç. Böyle kutsal ışık katedrallerinde. Yukarıdan gittim oradan. Bitmedi aşkım ya. Evet. Ne? Yes. Diablo gibisi yok. Denen 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 denen. Aynen. O yüzden bir an önce öldürmeliyiz falan ya. Bak zaten güzel güzel bir şey yorum var zaten Şükrü'nün yazdığı gene. Arkadan vuracaksın diyor da işte vuramıyoruz. Arkadan vurdu. Misafen oklar da bana saplanıyor. Holy Bolt işte ölülere çok iyi damage veriyor burada. Sen şey konusunda da bayağı tecrübelisin abi. Yerdekileri falan net görüyorsun. Tabii tabii ben onlar düştü mü anında yani loot kaçırmam. Ben arada sana vuruyorum falan böyle. Ha güzel abi. Yapıştır bir şey olmaz. Kitap var. Kitap vardı. Hı? Ona neymiş kitap? Almadım. Kayboldu. Allah Allah. Allah. Ha yok. Sağ ol ben. Book of Altını Healer'dır. gördüm. Bu kofi yıldır. Okey. Öğrenebiliyor musun? Okuyamıyorsun da o Yok. zaman. Magic istiyor. Ya işte ben de öyle 5 tane kitap sakladım abi. Neredesin Birini diyor abi? oraya kes. Aşağı doğru devam ettim. Şu yukarıyı bitirdik mi? Komple bitiremedik. Ama yukarıya gidiş buradan değil, alttan. Burada bir kapı var. İçerisi alevli malevli. Ne alevli kapı. Ateşlere dikkat et, yanıyorsun abi. O da boş. Bir tık Leori yok almayı savurduk inanılmaz ya. Neyse en azından birazcık XP gold'umuzu bir kendimizi yerine getiriyoruz. Yani sen Bari mesela şey yoksa. yazmıştı Şükrü 4 level falan. Biz 8 level'ım ben şu an mesela vuramıyorum falan. Ya bir de şey düşen item'lar birçok şey item düşmedi abi böyle. Hani fark yaratacak item düşmedi. Onun da etkisi var. Burası boş. Okay. Sağdan büyük oradan döneceğiz. Az önce Butcher'da kapıyı kapatamıyordum. Şimdi geçmem gereken yerde kapı kapatıyorum falan. Ne oldu? Bu arada şu an Butcher'a bir tane dümdüz dalarız ya. Hı? Butcher'a dümdüz dalarız şu an büyük ihtimalle. Eda bir hareket yapıyor ben anlamadım ama. Ha, artık şey mi diyor? Vakti geldi mi diyor? Yo şey böyle yılan dansı gibi bir şey yapıyor anlamadım. Deniz. Buraların da verdiği XP o Vallahi kadar burada az ki. Deniz Hanım falan yok ama siz hayırdır? Papaz mapaz. Ayda. Türkücüden nereye geldi konu ya? En son Benim Leoric diyorduk türkücüm aşkım biz neler sen oluyor neredin ya? orada? Diyarbakan türkücülere mi geldik? Güzel bir miktar, en azından bir miktar para toplamış gideceğiz aşağıya doğru.
Ya evde yoksan? Orhan Gencebay. Ya af Eda sende. Temizledim oraya. Shadowlands'ın ilk fazı olduğu için çeşmeyi açmışlar ne ya? Oyunun hali Diablo. Ya ben WoW'da abi klasik oyunlarda Wrath of the Lich King gelirse sabit kalırım diye düşünüyorum ya. Ve ondan çok korkuyorum. Klasiğe mi? Evet. Getirecekler abi 2 yıla. Gelmeme gibi şansı var mı sence? Ya benim en keyif alarak oynadığım expansion'dı vakti zamanında. Bu ara burada bir WoW almadım. Çantanda yer varsa al. Bunlar short çok para etmiyorlar da. Ha iyi tamam. Ben biraz daha böyle hızlı hızlı gidip XP'sini kasıp ikinci katı da getirip bir level daha atlayıp Dexterity'ye de bir blok daha dağıtmam lazım. Ya demin işte bir tane Dexterity'ye verebilseymişim bir level'ı. Vitality'ye fazla verdim herhalde. Şey kullanamadım. Bir tane kılıç çıkmıştı. O kılıç fark yaratırdı. Öyle söyleyeyim. Gidiyoruz mu ikinci kata? Çünkü knockback vardı abi üzerine. Leoric bana vurdukça bir ona vurdukça onu geri gidecektim. İkinci kata gidiyoruz tabii canım. Hızlı hızlı. Şurada clock var. Aldın mı? Şurada açılmamış yer var abi. Yok çantam dolu. Bakayım town portalımız. Yok. Okey hızlı bir town yapıp ondan sonra ikiye inelim. Ki en azından bir anlamı olsun onun. Şey köye mi gidiyoruz şu an? Ha hızlıca bir köy yapıp. Tamam. Hızlıca derken Diablo 1'in de hızlıcası. Aynen yürüyorsunuz ya sadece. Fıtı 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 fıtı. Kardeş hayır, ben de yukarıdan dönüp. Bayağı kaçlıyorum. Ne uğraştırdı be? İnanılmaz. Bütün yatırımımı pota yapacağım. Tristram müziği değil mi? Nefis. Nefis tram. Abi Griswold'un önüne bir şeyler attım. İşine yararsa diye bakarsın. Kitap, okay, kitap, scroll falan attım. Şimdi güzel güzel para biriktirebilirsek bu katta da. Hızlı hızlı. Bakalım neler olacak. Yani kilitlendiği yerde baştan başlıyorsun işte ya. Çok ince bir ayar bu. Tasarlanırken yapılması gereken. Vaktim vardı o zamanlar. Şey, Wrath of the Lich King'de vakit değil de kasma diye bir şey yoktu. Item'ı geçiriyordun, oyununu oynuyordun. Eda sen kaşındın. Vereyim mi? Hayır ya, masum kırmızı bir ya abi şu an çok değişik bir ortam içerisindeyim ya. Ya şöyle düşün, seninle burada Diablo oynuyoruz falan işte Pepin'e heal olmaya çalışıyorum. Deckard Cain bir şeyler anlatıyor. Yanına Mahsun Kırmızıgül dinliyor daha böyle zıplıyor falan. Allah Allah. Hayırdır ablacığım ne oldu ya? Yanıyor musun? Ne oldu? Abi, cehennem ateşi fazla geldi. Aklıma geldi de bir an. Ya Utku'ya şey yapıyordum, Mansur Kırmızıgül bir klibinde böyle elini şöyle yaparak kafasını şöyle şöyle yapıyordu. Ne gibiydi? Şöyle. Şey buydu gibi. Galiba, onu aramaya çalışıyordum. Kaşlara gel ya. Şöyle yapıyor ya.
Yapsana sen yaparsın. Evet öyle yapıyor. Neydi, aslan gibi mi diyordu, aslan gibi. Of ya, kafayı yiyeceğim. Sevdalıyım. Evet evet. Sevdalıyım. Bir de o klibini açmış. Aha, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Okey tamam aşkım, ortalığı şey yapmayalım. Şey yapmayacağım. Ortalığı şey yapmayın. Adria the Witch. Bu ara Adria the Witch de seninki oluyor abi. Evet, yapacak bir şey yok. Aşkım bak, bunlar sevgili. Sonra dertleniyorlar. Evet tamamdır abi. Ya işte Diablo 1'in sonuna geldiğimizi anlatırız onlara. Olaylar ne oldu, ne bitti. Ben önden böyle nasıl söyleyeyim şey... Team Foil spoiler veriyorum ama anlatmıyorum hikayesini falan. Okey. Şimdi hızlıca ikinci kat. Sadistik Butcher. Bir level'a daha ihtiyacım var ya. Ben 8 level'ım. Ben de. 8. Neredesin? Soldan abi, soldan. Ben tabi alışkanlık, dandun. Oktuşer'e minimap oynuyor bu arada. Şey, seni göstermiyor, o kötü. Yani abi, 96 yılında çünkü insanlar diğer oyuncunun nerede olduğu önemli değil demişler. Bu diğer versiyonların geliştirmelerinde var mı bu? Yani orada Hellfire Classic falan diyor ya. Yok, Hellfire'ın zaten multiplayer yok galiba ya. O single player'a gelen bir. Aşağı inebilir sadece ikinci kata. Aşkım 8 Mart'ta meydanlarda olacak mıyız? 8 Mart'ta meydanlarda mı olayım? Evet olacağız. Hep birlikte senle geleceksin. Nasıl meydanlarda olacağız? Bebeğim pazartesiye denk geliyor. Tamam işte akşam gidecek. Akşam meydanları mı? Evet akşam meydanlarına gideceğiz. Hep birlikte 8 Mart'ta meydanlardayız. Yay! Fiendler erken geldi. Bu arada bak, randomlaşıyor. Yaratıklar görüyor musun? Normalde bu katta bunlara gelmez. Baya değişiyor ya multiplayer'da oyun. İki kişi mi oynuyorsunuz? Aaaaaan diye. Yo, multiplayer'da. Bir tane şeyimiz geliyor. Bonehead Keenex. Kırdım kafasını. Evet. Çünkü koşarak üstümüze geldiler aşkım. Bu Diablo için şey diyorlar ya böyle. İşte bir janrayı tanımlayan oyun diye. Evet ya. Tam portal güzel. Tam portal mı çıktı? Evet. Hayret, bir önceki oyun bir tane bile çıkmadı. En az 2000 altın verdik ya tam portala sadece geçen oyunda. Oyun acaba multiplayer oynadığımızı şimdi mi anladı? Ha bunlar multiplayer oynuyordu, bir dakika. Pardon, biz kaçırmışız orayı. Şimdi aslında teknik olarak bizi şey zannediyor değil mi? Aynı evin içinde falan zannediyor. LAN'dan oynuyoruz diye. Ha evet, şu an öyle diyor. Bunlar böyle yan odalar falan diyor böyle. Aslında yan odada Eda Mahsun Kırmızıgül çalıyor falan mı? Evet, işte bu kaşlarını çatıp içindeki ateşle dans ediyor. Aha level aldım. Dexterity'ye abanıyorum abi. Okay. Hit point'umu arttırmak için %75'te kalmış çünkü 2 hit. Senin %75 mi oldu chance hit? Evet şu anda oldu. Oo, kitaplar 250'şer 250'şer. Telekinesis, ne yapacağım ben bunu? Hiçbir şey yapamıyorum.
Onda bir şey yapmayacağız. Onları direkt satacağız alıcıya. Gold kasacağız işte ya. Leo'ya gitmeden önce en azından biraz böyle değerli bir iki item alırsak. Bak Multiplayer'da eskiden şey yoktu. Leoric çıkmıyordu. Bu GOG versiyonu düzeltmişler onu. Yani güzel olmuş o zaman. Leoric yerine şey vardı. Başka bir tane random elite iskelet spawn oluyordu. Hatta Multiplayer'da çoğu quest çalışmıyordu. Onları bile düzeltmiş olabilirler bu arada. Şu an heyecanlandım. Tüm questler çalışıyor olacaksa. Bebeğim sen gidip yatabilirsin. Immortal'da 2 ile Diablo 2 ile 3 arasındaki hikayeyi anlatacaklar. Aslında Diablo 2'den sonra gelecekti Immortal yani öyle söyleyeyim. Ama tam tersi olacak. Her işte gelmedi, oyun gelmedi yani. Aha. Ben var ya hiç böyle mobile tepkiliydim tabii ki ama dediğim ilk cümle şuydu. Bir Diablo 4 sinematiği yaparlar ve tüm dünya değişir demiştim. Tam olarak da öyle oldu yani Diablo 4'ün sinematiğiyle. Ya o minnoş pandayı ağlatmışlar ya. Çok üzülüyorum. Minnoş panda. Minnoş panda. Game designer'a minnoş panda diyorum. Çok da tatlı ya. Ay suratlı. O ne ya? Şey bir tane Asyalı bir arkadaş var ya Diablo Immortal'ın sorumlusu. Minnoş pandayız. Genelde ekranlarda, panellerde onu görüyoruz. Ha okey okey. Ondan bahsediyor. O biraz şey oldu ya, hüzünlendi ya böyle. Ağlamış. Yuhladıklarında Alf şeyi, Immortal'ı. Kardeşim ama yani onu da hesap edeceksin ya. BlizzCon 2019'da. Yani şey, yani genre define eden oyunlar yapıyorsun. Herkes senden Diablo 4 beklerken Immortal dersen bir hop der herkes ama yani. Adama patladı bütün şey ama çok tatlı ya. Ama yani şeyse design yani Diablo'nun product owner'ı oysa patlar yani bu. Ya aslında planlıyoruz şeklinde değil de direkt piyasaya sürüyoruz şeklinde olsaydı belki bu kadar tepki olmayabilirdi ya. Evet hatta bugün şu an BlizzCon'da olan herkes işte erken erişim oyuna girebilecek falan diyeceklerdi. Zaten o bütün hikaye biterdi oradaki. Ben senden sana çok ayrı yani. Yerlerdeyim abi. Ya sen sol alt taraftasın. Ben senin hemen üst taraftaki bloktayım. Zaman kazanıyoruz ya. Aşkım yorum okur musun? Nasıl yayıncıyım ya? Bak yorum okumak için adam tuttum. Benim adam da ya sevgilim. Tamam. Tuna abi o yıl yaptıkları hata çok basit bir şekilde bir Diablo resmi gösterip Diablo 4 geliyor deseler yeterdi. Yani hiçbir şey söylemedikleri için insanlar haklı olarak tepki verdi. Evet o da ondan bahsediyor. Evet yani ben de gönlüm isterdi bir farklı tecrübe görmek ama yapacak bir şey yok. Sen bitirdin mi bütün o bloğu abi? Valla burası tamam. Okey abi. Butcher'ın kapısının önünde buluşalım seninle birazdan. Ooo. İkinci kez mi keseceksiniz Butcher'ı? Neredeydi o? Evet. Gecede iki kere kesiyoruz. Ben her gece iki kere Butcher kesmeden rahat edemiyorum. Ya uyumadan önce iki Butcher keserim ben. Çok yamaz mıydı? Bir sıra böyle hastalığım varmış. Her gece Diablo açıyormuşum. Yayın falan kapatıyorum böyle. Fresh Butch falan. Girip böyle o fresh meat diyor böyle arka tarafta heyecanlanıp böyle kaşlarımı çatıp. O Carbot'un bir tane şeyi vardı. Butcher'la ilgili bir sinematiği vardı. O çok iyiydi ya. İşte çocuk böyle geliyor. Büyük bir heyecanla Diablo 1'in CD'sini alıyor. Koştur koştur eve gidiyor. Oyunu yükle oynamaya başlıyor. İşte bir kapıyı açıyor. Fresh meat diye başlamaya koşturmaya başlıyor. Ondan sonra aynen fırlatıyor bir CD'yi dışarı. CD'yi çıkartıyor kırıyor fırlatıyor falan. Çok güzeldi o ya. Ama ya gerçekten öyle yani. Ben de diyorum o 11-12 yaşında oynarken gerçekten korkuyordum yani şu oyunu. Evet şu an bir tek yüzüklerim yok. Kafama da bir şey taktım. Elimde de silahım var. Bu arada güzel para biriktirdik ha. Bir şeyi identify ediyorum. Ettim. Aa,
Bir tane Bow of Zest diye bir şey geldi. 1-4 ama damage'i. Zest ne veriyormuş? Şey, artı 8 vitality. Tam hit, bol hit point ya. Yani 1-4 ile 2-5 arasında hiç fark yok biliyorsun. Ne oldu? Böyle oldu. Tamam. Ben buçun kapısının önündeyim hala. Benim burada bir blok daha çıktı abi. Ne tarafta o? Sol yukarıdayım ben. Burası bayağı büyüyormuş buraya doğru ya. Şu 3 kapılı tırtırın oradan geçince gene 3 kolonlu tırtır. Gerçi orada görmemiş olabilirsin. Sana söyleyeceğim. Oranın sağdan yukarı. Sanırım. Görüşürüz, görüşürüz yarın. İyi geceler Yiğit'cim. Evet, burası bayağı büyükmüş ya. Evet, tahminen çok büyük bir yer çıktı burası. Yani güzel tarafı, birer level'ımızı daha almış olduk. Bir de gidip şey yapabilirsek eğer, sen söyle. Griswold'dan böyle hadi abicim bize güzel bir iki kılıç kalkan diyebilirsek. Buraları temizledin mi derken moblar geliyor. Bunlar tamam galiba artık. Bu şuraya alalım. Ha şurada var. Şuraya girdim mi bilmiyorum da. Ha iki tane mob var. Bir tane de chest. Short bow tamam. Tamam çanta dolu olsun sonuç. Leo şey butcher'ı bir daha bir indirelim aşağıya. Rahat rahat. Çantam full bu arada. Ha butcher'dan sonra şey yaparız. Town'un gel. Ama tahminen şey kalmayabilir yani. Yani Leoric gene uğraştıracak bizi ya. Yani çok iyi bir iki eşya çıkması lazım. Çok yanlış yerlerdeyim. Geliyorum. Lanet şeyler çıktı. Düşüm yapma. Ya. Neredesin? Kapısındayım. Çanta organizasyonu. Neyse artık korkmayacağız ya. Direkt kapıyı açacağız. İşte aradaki aldığımız bu level'ların farkı bu. Bir şey atmadı mı? Hatta aldım ya. Daha düşmeden. Havada kapıyorum. Açıyorum portal. Şey yapalım. Üçüncü kata iniş neredeydi? Şurada gel. Üçüncü kata ineyim orada açalım. Sen buraya bir şeyler evet, attın onları da alırdım diye dedim. Tamam, yok sorun. Buraya tabii buraya açabilirsin abi. Burada ineceğiz zaten. Şöyle iki tane potion bastım sadece ya. Ne fark etti ya inanılmaz yani. Şu yukarıdan dalgaları satayım. Yani bak aslında demin ne kadar daha uzun oynadık. Şimdi ne kadar daha kısa bir şekilde hızlı hızlı gidip aynı noktaya geri getirdik karakterleri. Mesela undeadlere şey çok damage veriyor. Elektrik ve Holy Bolt, Holy serisi çok fazla damage veriyor. Ha Griswold bir de kitapları almıyor. Ha Griswold almıyor yani kitapları şey okutacaksın abi. Adria'ya okutacaksın. What ails you my friend?
Edriya da çok uzakta ya. Tamam cadısın da arkadaş. İşte şeyde Hellfire'da şey var. Koşmayı tavla getirdikleri için. Bu sende var mı bilmiyorum da Book of Edriya falan var. Onları biliyorsun değil mi abi? Şey normal okumalı kitaplarım diyorsun. Evet. Onlar bende yok abi. Benim Diablo kitaplarım yok. Almak istiyorum. Başlamak istiyorum. İlk fırsatta. Ben internet lore'uyla böyle eksiklerimi tamamladım hep. Ama arka taraftaki hikaye... Undead'lerin Holy Damage olayı klasikte de var. Sonra kaldırıldı. Abi ne haber? Hoş geldin Ahmet. Hoş bayanım. Okey. Ben aşağı indim. Bekliyorum seni diyecektim. Geldim sen de zaten. Var var. Azıcık daha. Sen git yat ya. I will stay as a moderator. Aşağıdayım. Neredesin? Ha alt kata mı indim? İndim direkt ya. Direkt şey dedim. Leoric neredesin? Ben geliyorum dedim. Hı. Eda bak bu çabalar hep senin için. Neden? Gideceğim kafasını kıracağım ya. Yok ya öyle yapmayın. Yavaş yavaş. Nasıl kafasını kırmayalım mı Leori? Kırmayalım yazık ya. Çok üzücü. Tuna abi spawn izlemiş midir? Yani spawn izlemiyor. Spawn tabii canım izlenmez mi ya? Spawn herkesin ilk süper kahraman değil mi ya? Ya benim hala en sevdiğim süper kahramandır yani. Bir ara şey vardı da benim masaüstü arkam planımda o vardı. Sonradan değiştirdim. Siyah yaptım onu da düz siyah yani. O yiyordun ateşin topunu. Valla Dodge Master artık. Tam bir rogue. Yani tam olarak. Yürüyüşe bak. Değil mi? Altımı doldurmuş gibi yürüyor. Evet. Dur benim Tuna abiden kopmamam lazım. Okçular piyasaya çıktı. Neredesin abi? Aşağıdayım. Sol alt. Şurada. Geldin mi? Neredesin? Onlara gitmeden önce şu aşağıları hemen bir kısa operasyon yapalım dedim. Tahminen Leoric burada bir yerde çünkü. Demek Leoric'in 700 hit point'i var ha. Ya bu okçular da yani. Okçular feci ya. Oradan yağmur geliyor abi. Leoric burada bu arada. Herhalde. Evet Leoric'in ordusu. Hiç girme. Aa. Sen uzaktan şöyle şey yapacaksın abi. Okları kesler ya atmayın. Sen orada çıkamadın. Buradan shift'e basıp salla abi. Denk gelir mi diyorsun? Gelir. Bana değil ya. O mouse'un o. Yok bak sıkamıyorum buradan. Hayır. Az önce hop, kolana çarpıyordum. İndi bile. Bir daha indi. Hop bir daha indi. Oh. Biraz açı değiştir çok az yukarı doğru. Bir... Şuraya gelirsen daha rahat yapacağım. Buradan aşağı. Yes. Hop bir daha indi. Hop, tınk, bir daha indi. Tamam, ben dikkati üzerime çektim özellikle. Aynen, devam abi. Aynen, orayı hiç bozmuyor, pıtır pıtır. Şu
Şu an karşıdan ok gelmiyor ama. Aynen, biri daha yattı. Tertemiz. Biri daha indi. Oh. Çok hafif. Mouse böyle çok hafif yukarı doğru kaldırırsan. Yukarı doğru shiftleye devam. Diyor geliyor. Bana ışınlandı ya. Benim oklar değiyor mu şu an? Ya şu sesini anlayamıyorum. Gel abi bu taraftan. Bir çekelim buraya. Evet evet değiyor. Vuruyorsun. Orada kal abi. Hatta bir tık arkasına da geçebilirsin sonra. Yes. Öl Leoric. Acaba ne kadar vurduk şu an? Hiç fikrim yok tabii ki. Sonsuza kadar şey yapacağız yani. Lifesteal atıyorsa yani... boşuna kürek çekmeyelim. Biraz da şuradan vurayım. Benim hit point'im kalmadı. Buraya portal açtım abi, ne olur ne olmaz. Gel abi, benim gir. Potlarım da bitti zaten, aynen. Aynen, riske atmaya gerek yok. Acaba canını indiriyoruz mu? Yani onu bilmediğimiz için. Tabii onu gerçekten bilmiyoruz yani. Gel bir de. Ben ne zaman bu spell'i öğrenmişim ya? Vallahi. Bing gold'um var. Acaba güzel bir silah alamaz mıyım ya? Vuracak şöyle. Bende de 2k falan var. Yani bunu... Longbow neyle ayarında var zaten. Aa, bir şey diyeceğim. Kaç k vardın sende? Şey... Bir saniye. 197. 197. Şu kişime yaramayacak ya. Ekstra armor aslında olsa da fena fikir değil de. Mesela sana Axe of Mind falan alsak işe yarar mı ya da? Yok yok, yok. Onlar şu an şey... Benim zırh almam lazım da. Onu da şey almak istemiyorum, şey zırh. Ölmüyor aşkım. Ölmez. Adam deli kral ya. Vuruyoruz vuruyoruz yemiyor. Yani gene bütün... Ya skip edebiliriz ya bunu bence. Bunu ne yaparız biliyor musun? Quest'te işimize gelmeyecek mi o? Ya şu an ya illa bitirmemiz gerekmiyor. Yani ben şey, hikayesi olarak geçelim diye düşünüyordum. Biraz doğru devam edip az palazlanıp tekrar geri gelebiliriz yani. Çok olabilir. Hayır, şu an bunda quest mantığını da ben anlamadığım için. Ha yani bu questler açık abi. Yaparsan senindir, yapmazsan kimsenindir. Ha.
Çünkü bende hiçbir quest log görünmüyor. O yüzden şey yaptım, merak ettim. Yok o şey, konuş Ogden, bu abiyle konuş. Şimdi gelmiştir. Her oyunu açtığımızda tekrar böyle quest mi gelecek bize? Evet evet, bunları her seferinde bir daha verecek işte. Ne yapıyoruz şimdi? Yani son bir tur daha iki tokat vurmayı deneyelim abi, elimizdeki potionlar bitene kadar. Tamam. Sen gir önden. Dediğim gibi azıcık öldüğünü anlasan. Aynen. Ya bir onun bir şeyi vardı galiba. Ya. Yürüme mekaniği mi vardı? Koşma mekaniği mi vardı? Bir şey vardı. Pardon, biraz ben de seni cızırdattım arada ama. Yo yo, sıkıntı yok. Kalan 3 tane mana alıp elektrikten de biraz etkilensin diye. Bana değmiyor zaten. Chest var aramızda. Lan şunun leğen kemiğine vur sık kızım ya. Kır kır leğeni kır. İnanılmaz ya. Evet, Diablo 3'te yani bunun normalde ölmüyor bu. Zaten ölümsüz bir varlık. Buradaki öldürme mekaniği de hikayesi olarak tacını alıyoruz. Hani King şeyini kaybettiği için aha öldü. Cesedi yıkılıyor. Daha sonra neyse 3'te bir şey düşüyor. Ha, oraya erişebilmemiz için onun cesedinin kalkması lazım ama magical olduğu için de kalkmıyor. Tekrar gidip tacını bulup biz koyuyoruz yerine ve kalkıyor. Yani orada muhabbet ediyor. Evet. Yani normalde ruhu zaten yaşıyor sürekli onun. Ve sürekli acı çekiyor. Ağlayacağım. Evet, sürekli acı çekiyor. Çekti acı da o oğulları işte. Bana bir tane staff düşürdü. Staff abi normal single player'da crown'unu düşürüyor burada. Abi bir de ne alacağım? Bu serbest bırak. Ahmet'in dertleşesi vardı da şey yapamadım. Yani kusura kalma evet, kardeşim. Ya. WhatsApp'tan yazarım ben sana şimdi. Artık bu şeyi yapacağız. Bir sonraki Diablo gecemizde. Bu ara ne zaman abi? Ne zaman dersen. Ben dediğim gibi pazar hariç her gün boşum. Tamam, bence bunu şey yapabiliriz. Ya benim bu hafta birazcık şey, tekrar olur mu bilmiyorum baktım. Yani önümüzdeki hafta başında bir devam ediyor gibi düşünebiliriz. Tamam. Pazartesiden pazartesiye yapabiliriz aslında istiyorsan şimdilik. Ne zaman dersen, ben şey demiştim, başlar bitiririz falan hızlıca. Senin sadece pazartesi mi boş oluyor? Ya şöyle, benim bu hafta, ya bizim bu kutu oyunumuz var, Borzo yani biliyorsunuz belki. Efendim, anlamadım ses. Bir tane kutu oyunumuz var bizim, üzerine çalıştığımız. Onu çıkartmaya çalışıyoruz. Yeni bir paket serisi hazırladık ona. Ondan sonra gittik İğneada'ya videolar çektik. Evet. İşte, evet, ben onu soracaktım sana. Bak, iyi hatırlattın. Ben de diyorum, acaba ne çekiyorlar merak ettim. Aynen, bizim kutu oyunu için tanıtım videosu gene, yeni içerikleriyle. Wow. Yeni paketleri vesaire tanıttık vesaire böyle. Onun koşturmacası var ve benim çok şey değişiyor. Yani anlık olarak planlarım çok değişiyor. Oyun hakkında bilgiyi nereden alabiliriz, nereden ulaşabiliriz? Hemen söylüyorum. www. Borjuel.com. Bonjour. Doğru mu? Borjuel.com. Ya Battle Royale'in bordunu al sadece. Tamam. Ne bakacağım? Board game, Turkish board game, çok güzel. Yani çok Turkish olamadı gerçi.
Dur aşkım açıyorum merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Yandan ekranı kesin. Kafayı saktırdan bakıyor. Ben asıl size şey yapayım. Yani Kickstarter sayfasına bakmanız lazım aslında. Kickstarter ettik de biz oyunu. Biliyor musunuz Kickstarter'ı? Yok. Yani kitlesel fonlama sitesi. Giriyorsun, benim projem böyle bir projem var, bana destek olmak ister misiniz diye böyle dünyaya bir video ile projenin bir temel prototipiyle çıkıyorsun. Biz de biraz fazla beğendiler. Güzel bir başarı yakaladık orada geçen sene. Ay çok şimdi... güzel. Ben aşkım chatten alsaydın ya linki. Aşkım I did it. It doesn't work. Şimdi buradan gireceğim. Hah tamam. Oha. Neredesin abi? Ben seni kaybettim gene. Ben yukarı doğru geniş merdivenin oraya doğru gidiyorum haritada. Tam ortada duruyorum abi. Çok güzel. O platform, söylediğim platforma şu anda... Ben bir yere geldim, burada sen yoksun, moblar var, kesiyorum artık. Neden? Anladım. Dedim platforma hayran kaldım. Tamamıyla şeyden... kapitalizm, hard kapitalizmden uzak bir şeymiş yani, uzak bir kafa yapısı, çok sevdim yani. Kafası açık insanların yaptığı bir platform, çok belli. Hani gelin, eğer yeteneğiniz varsa kullanın. O ayrı bir şey. Ya sömüren de var tabii ki yani, ihtiyaç olarak da. Ne zaman piyasaya çıkacak? Bildiğin how to play şeyleri var, kısımları var. Çıktı, çoktan çıktı. Tabii yani sadece sen Utku gel abi oradan ben topraklar. Wow. Şimdi yeni paketleri geliyor. Şuradan bir paçayı kurtaralım horrorların arasından. Siz yapın ondan sonra tamam. Ben sana bir tane şey videosu var. Asıl Kickstarter. Sen Kickstarter sayfasına mı girdin ya da? Hayır, şu anda sizin sayfanızdayım. Royal'dayım. Kickstarter sayfasında aslında bir trailer videosu var, onu izlemeni tavsiye ederim. Board Royal Kickstarter diye aratırsan çıkıyor olması lazım zaten. Arbisin. Peki ben bir şey soracağım abi. Diablo ile alakalı, şu an yaptığımız işle alakalı. Tabii ki. Ben mesela sen yokken girip bu karakteri oynayıp kasabiliyor muyum? Evet, kasabiliyorsun tabii ki. Tamam, ben onu yapayım. çok kasmalı yani şey, aşırı kasmana gerek yok. Yani öyle kilit bir yer ki Leoric. Leoric'i Butcher'ı atlattıktan sonra çok uzun bir süre gerçekten kafamız çok rahat olacak. Ha ölüyorum. Aşkım Teddy var. Teddy Bear. Ya bu katılı aslında artık bitirdik diyebiliriz çünkü. Diyebiliriz. Paramızı da kaybetmedik. Leori'yi de kestik. Vallahi bravo. Büyük iş. Potion yok değil mi senin de? Yok. Ben de yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide dolanıyorum. Nice. Şükrü evet, feedbacklere aktif insan oluyoruz. Bayağı 1000'e yakın böyle kocaman bir topluluğumuz var Discord'da. Hem oyunu seven, paylaşan, yayan, selam. Ben ona şu an nail olamadım. Hemen geliyorum. Board Royal miydi? Evet aşkım. Şeyden evet. Bakma. Kickstarter'ın sayfasında King Royal var. I like that. It's in English but. Ya videosu bayağı iyi bu arada. Şeyden bak. Evet. Senin sayfan bu sayfada da var. Şey How to Play sayfasında gösteriyor. How to Play değil ama dediğim. Şey bak aşkım, King Royal'a girdin değil mi?
Şu an Kicks. Pardon oğlum. Bebeğim bir sakin ol. No, King one. Değil, Kickstarter bebeğim. Hayır, King. Kickstarter. Bu oyun bu. Aşağı. Bu. Şurada play'e bas abi, hemen orada videosu var. Madem birer reklama döndü bu yayın. Hayır canım ya. Şu an çok eğleniyor. Gelecek, dur bekler. Benim... Hayır şeyim takıldı, benim internet takıldı. Yine olmaz. Amatör profesyonellik arkadaşlar, kendimiz oyaladık içinde. Şu an bir celebrity ile oyun oynuyorum ya. İşte buradaki kartlar beta versiyonu kartları artık. Son final ürünü çok daha farklı oldu. Resources, lose. Loot others. Become the last one, and or just escape the island. In this game, there's blood, forgiveness, betrayal, pain, gain. Lies and deception, fun and collaborations, guns, more weapons, and grenades! We want to add this and so much more, like psycho unicorns. Yo, it's so tatlı! More guns, bullets, drums, bazooka, karate kid lower body, learn to steal, diseases, storms, earthquakes! Help us finalize the greatest friendship killer super social, definitely an unforgettable survival card game experience. Abi seslendiren müthiş yapmış yalnız. Çok favori, yani şey, çok beğendi oyunu o da ondan sonra ve kendisi bazı şeyler kattı. Nasıl erişim sağlayabiliyoruz peki? Nasıl yani? How to play? Burada işte normal web sitesinin içerisinde artık oynayabildiği şeyleri. Bizim kendi web sitesi üzerinden satışı vesairesi de var. Birazcık tuzlu. Türkiye normları içerisinde en azından. Evet. Çünkü, kızma, evet. Çünkü şey, yani kutu oyunu, bu klasmandaki bir kutu oyunu ortalama işte 30-25-30 dolar gibi bir şey oluyor. Hmm. Ve yurt dışındaki arkadaşlar için bu bildiğiniz gibi 25 lira. Evet. Yani. Maalesef bizim için değil. O yüzden uslu çocuklar olursanız arkadaşlar falan diye başlamışım. belki siz de adaya gelebilirsiniz. Yani zaten kullandığım materyalden zaten. Ya kesinlikle hayır canım ya, bir kere. Yani sadece şöyle söyleyeyim. Şu videonun ederi yani şunun bir 10 katı falan, yani öyle söyleyeyim. Bak zaten yukarıda şey görebilirsin. Kaç birim para topladığımızı da görebilirsin Kickstarter sayfasında. Evet. Aa, abi. Çok değişik bir kafa. Çok güzel ya. Yani onlar paketler ekstra şeyleri. Bak yukarı çık abi. Çıktım. Ben yayın biraz geç giriyorum da o yüzden şey. En yukarıda şey olması lazım. Total. Toplanan. Yani 3500 kişi. Ha. Şurası şey. Evet. 3442 kişi. Evet. Ve toplamda yaklaşık işte 230 bin Kanada doları, 198 bin Amerikan doları gibi bir şey oldu yani. Büyük evet, başarı evet. Yani. Hani bizim kesinlikle. Ölçümüz için çok büyük başarıydı. Vallahi abi.
Tebrikler Boğa, ya. Tebrikler ya. İçten ve yürekten çok güzel. Online'a düşünüyor musunuz? Yani işte sürpriz olsun. Okey. Şeyde Metsan da oyun yapıyor bu arada. Ne? Kim oyun yapıyor? Chris Metsan da oyun yapıyor bu arada. O da board game yapıyor. Yani. Chris Metsan döndü işte war gaming'e döndü ya. Evet. Neydi hatta war? Warchief Gaming. Warchief Gaming. Eyvallah. Evet. Bu arada ya ben şimdi Diablo'yu neden bu kadar çok seviyorumlarla ilgili konuşurken böyle şey yapardım ben kendime. Chris Metsan Junior gibi takılırdım zamanında. Böyle hikayeler yazacağım. Bu hikayelerden acayip acayip insanlar cosplayler yapacaklar. Birbirlerini doğrayacaklar. Tamam diyordum böyle arkadan. Çok güzel bir ideol ama. Kesinlikle. Öyle yani ben çok seviyorum. Hem hikaye anlatımı hem tarz olarak falan da yani adam çok başka yerde yani. Değil mi? Şöyle yapayım hemen. Aa, şunlar güzel. Da gitsin şuraya. Diyeyim. Bunları ben seni neden hiç görmüyorum şeyinde. Bol bol paylaşsana, hiç paylaşmıyorsun Twitter hesabında. Borcel mi? Evet. Ya işte bugün en kaçı? Bugün ikisi artık. En ikisi. Bir aya bol bol görürsünüz ya. Kusana kadar. Sen kusturana kadar. Çok çok daha da başarılı olacağını düşünüyorum bu oyunun. Yani düşündüğümde board game'lerin geneline baktığımda kesinlikle çok çok ileride görüyorum bu oyunu. Ya teşekkürler ya. Bakalım evet ya. Ya şey güzel duruyor bir de ediyorum. Yani çalışılmış hani. Yok ya çok profesyonel evet, yani. Evet evet. İçeriği de çok farklı. Yani bir Monopoly değil yani, anlatabiliyor muyum ya? Evet. Değil işte yani o çok farklı bir. Yani şey yaptık. Aslında başka bir game jam'de tasarlanmış bir oyundu bu. Atakan'ın çalıştığı. Sonra dedi ki bir gün bana abi biz işte niye seninle oyun yapmıyoruz falan dedim. Yapalım niye yapmıyoruz dedim ben de. Aynı yüksek sans programından birlikteydik zaten Atakan'la. Ondan sonra şey sonra oyunları çıkardı böyle. Sonra Bordeli bu ilk versiyonunu çıkardı. Oyunu oynamadan Kickstarter yapalım dedim. Böyle aldım, baktım, çok iyiymiş dedim. Sadece kişiye bakmam yeterliydi yani. O kadar netti ki her şey kafamda. Sonra hiç bilmediğimiz mecra, o öğrendik. Kickstarter nedir, nasıl yapılır? Ondan sonra nasıl bir bütçe lazım, neler gerekiyor, kimlerle konuşmak lazım falan derken böyle. Bambaşka bir yolculuk oldu yani. Çok güzel. İşte en azından hani bize bir şirket verdi. İşte ofisimiz var bir tane. İçerisine bir miktar teknik cihaz alabilme imkanı verdi. Güzel ekip arkadaşları verdi. Böyle kendi yağımıza takılıyoruz şu an için bu kadar. Daha ne yapsın adamlar? Evet ya. Daha adamlar ne yapsınlar diyormuşum. Yok gerçekten. Müthiş ya, şu an ayrı bir onur duydum gerçekten ben ya. Ben de ya çok mutlu oldum. Biz deli miyiz be? Valla ya yok şey böyle arkadaşlar nasıl anlatayım. Yorgunluğumun donukluğuna verin ama tüylerim falan diken diken oldu. Ya şaka yapmıyorum bu konuda. Çok gerçekten bu onur oldum ya. Teşekkürler. Valla bakalım. Öyle. Leori'yi kestik be Utku. Evet abi vallahi kestik yani ben yanlış anlama bayağı ilerledik tahminimden. Yani baçı keser anca işte vaktimizin sonuna geliriz diyordum. Yani gece 12 olmadan Leori'yi de yakaladık. Kesmeye de inat ettik. Kestik de vallahi. Vallahi aynen tam olarak öyle oldu. Yani, yani oldu. Şu an hikayede hani bir özet geçelim biraz orada tekrar döndük bir level kastık falan ama. Yani Tristram'a korku salan kralı şu anda Reign'le son verdik. Butcher'ın da icabına baktık. Büyük ihtimal ileride hani bizi bekleyecek bir Lazarus, Smith ve Diablo'nun kendisi var. Hani önemli karakterlerden hikayede. Evet şu an zaten en majör karşımıza çıkacak olan aslında yani Diablo 1'in en azından oyun olarak kısmında ben sana söyleyeyim. Bir dördüncü katta belki bir ihtimal bu Ogden'in tavernasının çalan küçük minyonlar var. Onların gelme potansiyeli var. Onun dışında 5. katta Magic Rock diye bir quest var. Ki bunun dışında ara chamber'lar artık gelmeye başlıyor. Yani hani Butcher gibi kendisine ait alan olan yerler var ya. Evet, o tarz yerlerde böyle bazı Diablo lore'ındaki kuvvetli şövalyelerin zırhları. Yani aslında katedral, yani Tristram Katedrali sadece bir katedral değil. Aşağı katları katakombs yani mezarlık dolu. Ve orada çok büyük lordlar,
işte savaşçılar bilmem neler var ve onların aslında treasure'ları içerisinde biz bu yaratıkları kesiyoruz. Hani iskelet durup dururken bize kılıç düşürmüyor yani. Oradaki adamın var olmasının bir sebebi var mantıken baktığında. O yüzden güzel olacak. Boş değil yani aşağısı. O zaman abi sözü de aldık. Sizi arkadaşlar pazartesi ama arada gelirse de hiçbir şey yapmayın yani. O yüzden bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi Yes. unutmuyorsunuz. Böyle Daha erken de yapabiliyor çünkü. her an gelebiliriz. Ben yapıyorum aşkım. Yazamadım bak senin yüzünden heyecan yaptım. İyiymiş Okay. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi her an hop yayın açıyoruz. Bugünkü gibi başlayabilir. Yani bu mevzuyu da hatırlayanlarınız varsa başlangıcı sosyal medyada, Twitter'da birbirimize var mısın, yapıyor musun, yapıyoruz derken bu akşam da birden başlamış olduk. Meşeşini aldım. GOG'dan arkadaşlar bu arada Diablo 1'in orijinal sürümü tabii çakması çukması falan filan bulunabilir tabii herhangi bir yerden ama tavsiye etmiyoruz böyle değerli insanlarla birlikte oynamak istiyorsanız GOG'dan Diablo 1'in Blizzard onaylı orijinal sürümüne erişebilirsiniz diyorum ve abi ekleyeceğim bir şey yoksa ben veda Yok ediyorum. abi, ben çok çok keyifli oldu. Çok sağ olun Cem, Kesinlikle abi sana müthiş bir teşekkürler. yayındı ya. Yani sürprizi Diablo'lara devam. Bence hazır Resurrection gelmeden önce, Resurrected gelmeden önce böyle Diablo 1 ve 2'yi böyle yavaş yavaş eritirsek Resurrected'da bir daha gireriz. Arada 3'e gireriz. Ondan sonra 4'e kadar da bence seriyi tamamlarız ya. Çok güzel Gerçekten olur ya. müthiş olur abi. Teşekkür ediyoruz. Eda, senin var Ben mı? de çok teşekkür ederim. Çok Mahsun eğlendim. Kırmızıgül'le ilgili söyleyeceklerin yoksa İyo'yu arkadaşlar geldiğiniz kurtarırım. için çok 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 teşekkür ediyoruz. Bu değerli pazartesi akşamını bizimle geçirdiğiniz için sizlere Evet. teşekkür ediyoruz. Lütfen arkadaşlar lütfen bu korona günlerinde çok dikkatli olun. Normalleşiyoruz diye tedbiri elden bırakmayın. Kendinize çok iyi Sakın. bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.